insandan kalan turnesine daha önceden gelmiş olan var mı acaba? Allah Allah ya. Biz bu turla birlikte bir hastalığa yakalandık arkadaşlar. Bu hastalığın adı başarı. Şu olunca hep Metin Hara gibi konuşasım geliyor ya böyle. Oturamandan anladım zaten. Alet konuşturuyor gibi. Aslında şöyle, interaktif komedi. Ne yazık ki bize de sirayet etti, sıçradı. Çünkü bilet alan herkes şey soruyordu bize. Abi interaktif komedi var mı girişte? Abi anamıza bacımıza sövülecek mi? Cinsel hayatımızla, ilişki hayatımızla ilgili soru olacak mı dedi değil mi ama bayağı bir şey var. Yapmayınca da hemen çıkışta sıkıştırıp yani parasının karşılığını alamamış gibi. Evet. Hiç şey yapmadınız, ben hiç hissetmedim onu falan diye. Çok seviyor insanlar. Biz de aslında interaktif komedi demeyelim de interaktif deneysel bir girişimiz var. Şimdi birazdan size bir şarkı dinleteceğiz. Şarkının ne olduğunu bilenler lütfen sağına soluna kopya vermesin. Biz bu şarkıyı ilk defa duyacaklarla birlikte bir yolculuğa çıkacağız birlikte. Şarkıyı dinlerken gözleriniz kapalı bir şekilde gözünüzün önüne ne geliyor? Aslında biraz onunla ilgiliyiz. Şimdi herkes gözlerini kapatabilir mi lütfen? Herkes kapatabilir mi lütfen arkadaşlar? Bakın kapatmayanlar var, işimiz gücümüz var. Son gösteri zaten. Bıktık sizden artık lütfen. Herkes kapatabilir mi? Çok güzel, çok teşekkürler. Verelim müziği. Bilenler lütfen çaktırmasın. Bırakın müzik kulak deliklerinizden içeri girsin. Vücudunuzun hiç girilmemiş bölgelerinde geçsin. Sonra beyninize ulaşsın ve size bir şeyler anlatsın. Beynimiz yazın denize kaçmış bir can simidi. Gidiyor ama nereye gidiyor? Nereye götürürsün? Yeterli galiba. Yeterli. Evet, şimdi gözlerimizi açabiliriz. Bu müziği hayatında ilk defa duyanları bir görebilir miyim? Çok güzel. Oh. Hanımefendi sizle başlayalım. Size ne hissettirdi acaba? Ya gözünüzün önüne... Evet, siz. Siz. Size ne hissettirdi? Gözünüzün önüne neler geldi? Galiba sahil yeri gördüm. Evet. Kızlar, erkekler. Bir sahil yeri görmüş hanımefendi, kızlar, erkekler. Gayet demokrat. Orada kesildi mi? Bir daha bir şey görmüyordun mu? Tam başlayacak gibi. Doğru, hissi güzel. Hissi oluşmaya başladı. Tamam. Sahil... Doğru ya da yanlış cevap yok bu arada arkadaşlar. Evet. Başka ilk defa duymuş olan. Şöyle bakayım. Buyurun beyefendi, gözlüklü beyefendi. Ne? Biraz sahil. Ben böyle ilk açılışı gibi. Böyle cinsiyeti belli olmayan bir insan Rojetski'ye binip dalmış olmuş oluyor. Yine sahil ama evet. Klip açılışı gibi cinsiyeti oğlum. Belli olmayan çünkü hanımefendi kadın erkek dedi. Kesin evet. Bir non-binary denmesi gerekiyordu onun sonunda. Ve doğru cevap birinin... yanlış cevap yok evet. Dedi ama maşallah herkes FETÖ'den cevapları almış. Evet. Tak tak yapışırıyor inanılmaz. Çok güzel, çok güzel. Son bir tane daha alalım. Var mı hiç duymamış olan? Buyurun hanımefendi sizden alalım. Evet. Sanki yine sahile giden bir yer. Arabanın sağ kısmını açıp orada böyle biriyle uçuşan. Evet. Vallahi aldınız götürdünüz hanımefendi onu. Yaşattınız. Bir şey almadınız değil mi içeri girmeden önce? Sunroof'ta şöyle tül gibi uçuşup flörtöz bir şekilde dans eden bir hanımefendiden mi bahsediyoruz? Çok güzel. Yani Erman'ın dediği gibi aslında yanlış veya doğru cevap yok arkadaşlar. Ben bu şarkıyı biliyorum. Erman bilmiyordu. Erman'ı evet. Da dinletmiştim ilk. Senin aklına ne gelmişti? Ya aslında çok benzer şeyler. Aynı yerlere götürüyor. Yani mesela başka gösterilerde işte doğuş klibi falan dendi. Evet. Tamamen ağızda bıraktığı oldu. Ben ilk dinlediğimde şey demiş. Bu filmlerde önce falan sinemada ETS tur reklamları oluyor ya. Evet. İşte böyle bir tane bikinili kadın var şey demiş. O havuzun öteki tarafına benim kokteylimi koyun. Ben tam oradan çıkacağım demiş. Ve atlıyor tıs. Tam da tak ağzına girecek şekilde. Bravo hanımefendi diye. O üç renkli kokteyli var ya, o üç renkli kokteylin adı gibi yani. Evet. Üç renkli kokteyl.mp3. Gerçekten de ama bu 40. oyunumuz falan galiba. Genelde cevaplar hep benzer kümede toplandı değil mi Erman tabii. Şu ana kadar? Hep yani böyle sahil, yaz, işte 90'ları hatırlayanlar oldu. Aslında o tatil
videosu da biraz 90'lar efekti. Evet. Ben de bu şarkıyı ilk defa duymuş olmayı çok isterdim arkadaşlar. Benim de zihnim bakir olsaydı keşke. Benim de gözümü kapattığımda sizin gördüğünüz şeyleri görme imkanım olsaydı. Fakat ben zehirlendim artık. Çünkü bunun ne olduğunu biliyorum. Çünkü bu Müge Anlı ile Tatlı Sert'in giriş müziği arkadaşlar. Jenerik müziği. Ben artık bu müziği herhangi bir şekilde bir yerde duyduğumda bir adamın bütün bir köyü sikip en az 3-4 akrabasını öldürüp bazılarını dilimleyip sobada yakıp böyle Kütahya, Emet ya da Tavşanlı diye bir yere kaçtığını görüyorum artık. Ne yazık ki. Ya bu öyle bir adam ki. Yani görgü tanığı olan tavşanları bile yakmış sobada. Evet. Ve arkadaşlar şarkının adı ne biliyor musunuz? Shake It Now. Shake It Now mı? Vallahi mı ya Müge Hanım? Gerçekten yani sabah sabah Shake It Now. Oğlum o yabancı filmlerde, dedektif filmlerinde diyorlar ya işte dökülü bakalım falan diye. Ha. Belki öyle bir Shake It Now olur. Döntanın. Polis eşi var, avukat falan. Ya bilmiyorum yani. Gerçekten Müge Anlı ile Tatlı Sert'in galiba tek tatlı yeri burası. Ya da belki bir de şey var, avukatın şurası var. Şöyle bir et yongası var burada. Yaşanmışlıklar dediğimiz bir yer değil mi Erman galiba? Erkek pastası derler oraya. Erkek pastası, çok güzel. O çok, bir erkek 70 yaşında yetişkin bir erkekten 1 kilo çıkar, çok kıymetlidir. Evet. Etin en güzel yeridir. Evet, kasaba falan geldiğinde o önce akrabasını, eşini, dostunu arar. Evet. Abi geldi, çok güzel geldi diye. Ya işte böyleydi interaktif komedi girişimimiz. Nasıl sizce, olur mu, çalışır mı bir şekilde? Çok teşekkürler. Alkışlamadan önce bir de uyarımız var. Evet. Eğlendik, tamam bitti. Hanımefendi çantanızı kontrol eder misiniz? Şaka yapıyorum, etmeyin. Yani biraz böyle kamu spotu gibi de bir şeye bağlamak istiyoruz. Çünkü çocuklar yani artık interaktif komedi denince gözlerinizi kapat diyorlar. Hemen kapatıyorsunuz. İşte soruyorlar nerede oturuyorsun? Hemen tam adres. Evde şu kimse evde var kimse mı? Şu an evde var mı? Yok. İşte TC kimlik numaraya kadar gitti no. Yani bu işler abi. İşte şeyin telefonun şifresi. Tak diye söylüyor. Yani sırf interaktif olsun diye tak diye söylüyor. Yani biz burada Allah'tan iyi niyetli insanlarız. Ya yani mesela iyi. Biz Hindistan'da 10 tane maymun toplasak şu elleri iyi çalışan maymunlar var mı? Makaçin mi maymunlar? Makaçin galiba. Makaçin insana benzeyenler. Ya yani şurada sizin gözleriniz kapalıyken 10 tane maymun salsan şuraya. De ki yani çantaları aç içine iPhone'ları al. Ruhunuz duymaz ruhunuz. Gitti. Ayağınızdan donu yanınızdan sevgilinizi alırlar. Öyle her interaktif komedi yapacağım diyene gözünüzü kapamayın. Ağzınızı açmayın. Erman dediği gibi siz yine iyi insanlara denk geldiniz. Ama tekrardan hoş geldiniz. Ya şu hoş geldinizi bir tam verecek bir şarkı verebilir miyiz Azra? Canım mısın sen benim misin her şeyim misin sen? Böyle kuru hoş kuru olur mu ya? Bu şarkıyı hiç böyle hani can kulağıyla dinlerken aklınıza şey geldi mi? Burada bir çocuğu sorguluyor klipte. Candan Erçetin. Candan Hanım ne oluyor canlı bomba sorgular gibi? Ya gelmeseydin yetişem... Ne oluyor ya? Sakin biraz ya. Ya bebek ya daha bebek. Bu. Bebek. Büyüğe de yapılmaz, bebeğe de yapılmaz. Evet. Yani çok sevgili manitam eşim Ebru Deniz de burada. Bazen o da bana böyle yapıyor. Ya gelmeseydin, yetişemeseydin, son günü ödemeseydin, cezaya kalsaydı. Faiz binecek. Oğlum yani sen bile etkileniyorsun. O bebek ne hale geliyordu? Abi zaten şöyle... Şu an zaten öyle bir klip çekilemez. Yani bir yetişkin bir bebeği bayağı neredeyse harasladığı böyle. Bütün klip boyunca odadan odaya kovalıyordu ya bebeği. Ya bak, evet bebek. Bebek böyle altın gibi taptaze böyle sarışın. Müthiş arı ırk bir bebek yani. Onu, evet bunu demişler işte bunu Candan Erçetin'in karşısına koyacağız. Ona göre bir şey bulun demişler. Kesin. Bayağı bebek Atatürk bulmuşlar. Yani. Ya inanılmaz. Sapsarı saçlar, mavi gözler. Öyle çer çöp getirmeyin denmiş ki. Yani yıl itibariyle de rahattı bulması öyle şeyleri. Ve arkadaşlar bebek böyle dimdik duruyor. Sağlıklı, gürbüz yanaklar, böyle masmavi gözler, sarısı saçlar. Klibin sonunda bebeğin kafasında böyle böyle egzamalar vardı. Postürü çökmüş.
Ağzı yüzü sararmış ya, salın ya Candan Hanım. Bir de böyle şeyde, klipte bir yerde yakalıyordu bebeği ve bebeği şey diyordu. Acımı dindirdin, yüzümü güldürdün, ehlileştirdin ve daha bir sürü şey. Ya sorguya gelince sor sor sor, övmeye gelince ve daha bir sürü şey deyip. Ya uzattınız zaten Candan Hanım. Oldu şarkı amına koyayım, 16 dakika zaten. Biraz da övseniz yani ne olacak ya? Biz buradayız zaten. Evet, biz dinliyoruz. Hipnoz olmuş gibi. Çok ilginç ama yani o sorgu, sen de geçmişsindir öyle sorgulardan ya, bir şekilde. Ya Türkiye'de öyle mi var? Şeyde sevgi de sorgu. Sen benim bir tanem misin? Evet. Canım mısın? Ya şey de sorgu, yani işte anne babanın çocukla ilgilenmesi de sorgu. İşte diyor ya, ben mi gireceğim bu sene sınava diyor. Evet. Bir kere sen girsen hiçbir bok yapamazsın bu sene sınavda. Hayvan gibi değişti sistem. Kursa ben gittim. Ben de taze. Evet. Yani benim şimdi 21 netimi az görüyorsunuz. Sanki sen hiç nanay yani. Oğlum benim babam çok büyük bir ustaydı sorgu konusunda. Çok da severek yapıyordu. Yani gerçekten. Mesela pazar günleri birlikte film izliyorduk. Pazar günleri birlikte film izlememize o çıkarmıştı. Büyük ihtimal herkesi bir yere toplamak için, tamam mı? Yani filminde olduğunu zannetmiyorum. Herkes bir yerde olsun da kurbanını rahat seçsin diye. İşte onun bir imza cümlesi vardı. Film izlerken durup dururken benim 10 dakika işim var diyordu. Kakasını yapacak, evet. Yani tuvalete giderken söylüyordu. Şimdi tuvalete giderken bizim evde mutfaktan geçiliyor. Mutfaktan geçiyor gidiyor. Ondan sonra hatırlarsınız eskiden cep telefonu yokken tuvalette otururken tek yapabildiğiniz şey oturup düşmanlarınızı düşünüyordunuz. Düşmanlarınız ve onların size yaptıkları ve sizin de onlara yapacaklarınız. Genelde de akraba. Öyle, evet öyle akrabaları. Vakit geçiyordu. Böyle fayanslara çok dikkatli bakın. Fayanslarda akraba sudokusu oynanırdı. Onunla onu şey yaparsan pezevenk, ona gidiyor. Pezevenk, evet. Pezevenk, pezevengin oğlu diye. Ondan sonra şimdi hep o çıkış anını bekliyorsun. Çünkü orada kuruyordu genelde kafasında planı. Çıkarken bir gün işte çıktı. Mutfaktan geçerken tak diye durdu mutfakta. Bardakların durduğu dolabı açtı. Sonra şey, Erman bir dakika gelir misin buraya dedi. Ne düşünmüş olabilir ki? Allah bardak Allah. Dolabı ben. Ne olabilir yani, çok daha önceden düşünmüş olması lazım. Gittim baba, buyur baba dedim. Erman'cığım dedi, biz bu bardakları kaçlı takımlar halinde alıyoruz dedi. Şimdi çok saçma ama o dönemde biz market işletiyorduk. Bardakları biz satıyorduk. Bir tek bizde satılıyordu baba eskide bardak. Lord gibi bir şeydik. Biz satmasak avucuyla içecek, ağzını dayayacak halklar, berbat durumlardı. Ben düşündüm ki herhalde marketi bana bırakacak ileride. Ha. Beni böyle bir ufak audition ediyor, şey yapıyor, deniyor yani. Veliahtı bir yokluyor önden. Biliyor yani. Muyum malımızı? Yani tam bir yavşak ve yalak olduğum için babacığım bildiğim kadarıyla altılı takımlar halinde satıyoruz dedi. Sonuçta peki amına koyayım altılı takımlar halinde satıyoruz. Siz bu bardakları peki ne yapıyorsunuz? Yiyor musunuz dedi. Aa dedim. Niye? İşte ben saydım, burada birbirinin aynı sadece iki tane bardak var. Diğerleri hepsi farklı bardaklar. Bu takımlar kırılmış dedi. Bir yerde kaybolmuş. Ne yapıyorsunuz bu bardakları dedi. Ya gerçi retorik bir soru ama bak buna şöyle iki yönlü cevap verilebilir. Birincisi bu olay 90'ların sonunda geçiyor. Tamam, değil mi? Evet. Büyük ihtimal senin yaşına göre. 90'ların sonunda Show TV ana haberde Reha Muhtar varken çok fazla bardak yeme haberi çıkıyordu. Evet, bir dönem akşam. Evet, hatırlıyor gerçek musun? Gündem oydu. Rizeli çaycı çayını içiyor, bardağı kıtır kıtır yiyorlar. Harç harç harç. Bütün ülke ayı gibi bardak yiyordu. Evet. Öyle bir şeyin olası olabileceğini acaba şey öğrenmiştik. Mi sandın? Bu gerizekalılar izledi, etkilendi. Evde bardak yemeye başladılar. Tabii. Kız kardeşinle sen. Bu bir. İkincisi gerçekten metaforik bir anlamda hani buradaki bardaklar eksik, yarısı mı eksikti bardakların? Bayağı bir eksik varmış. İşte şey gibi, yani siz bu bardakları yiyor musunuz, siz benim ömrümü mü yiyorsunuz? Yani bu aile ve evliliğe karşı sorulmuş bir soru olabilir. Doğru. Bilmiyorum. Bence ikincisi doğru. Yani evet. Ama mesela bak bana babam öyle bir şey sorsa, ben babama şöyle yapardım. Baba, bir saniye, anda kalalım ya derdim. Tabii. Yani. Çünkü onu demeyi çok istiyorum. Ona çok güzel anı olurdu. Çok güzel anlatırdın işte bu parmağım bir daha düzelmedi diye. Böyle yamuk kaldı, böyle bir çengel ya, yan çengel ondan yapmış. Ondan sonra öyle oldu bu parmağım diye. Ya, ama ya gerçekten bu anda kalma meselesine özellikle pandemide ben çok taktım. Yani evlere kapandık, hiçbir şey yapamıyoruz ve sürekli sosyal medyadan bize şey pompalandı. Anda kalmak, anı yaşamak. Evet. Ancık diye bir kelime
falan çıktı yani evlerden uzak diyeceğin şeyler evlere girdi. Ve ben çok özendim yani anda kalmak, ulan hiç yaşayamıyorum. Gerçekten anı yaşayan biri değilim galiba falan diye özendim. Neyse sonra işte pandemi sona erdi, gösterilere başladık. Hatta bu gösterinin ilk, bu turun ilk gösterilerinden birini Ankara'da yapmıştık. Ankara'ya trenle gideniz oldu mu hiç yüksek hızlı trenle bilmiyorum. Yüksek hızlı trenle giderken Ankara'da, Ankara'ya giderken tren Polatlı'da duruyor. Bir gösterebilir miyiz? Evet. Şöyle bir yerde duruyor tren. Erman'la trendeyiz, sağa baktık. Böyle. Adil abi de diğer tarafı gösterebilir miyiz trenin? Bu ne ya? Bir tren, bir daha dönebilir miyiz? Bir tren niye burada duruyor ya? Ne bu? Cin durağı mı bu? Ne bu? Ya da hani şey gibi, burada bir tren sadece şunun için durabilir gibi geldi bana. Makinist şöyle yine... Belim sikildi, sikildi. Bir sigara versene ya, kaç dakikamız var? 4-5 dakika, hemen içerim ben falan gibi. Evet, tarlalar var, bir de sadece twerk pozisyonunda 4 tane erkek var şu. Ne kimse indi, ne kimse bindi. Böyle duruyoruz. Ve bir anda böyle Erman'a şey dedim. Erman, ben anda kalacağım galiba. Burası iyi. Tam yeri, tam zamanı yani. Tabii ki dedi Erman da. Anda kaldım. Anda kalınca biraz böyle beynimdeki bazı düşünceler kristalleşmeye başladı. Ve şey fark ettim. Ya biz bugün trene bindik Söğütlü Çeşme'den. Söğütlü Çeşme'ye gidene kadar çok fazla erkek vardı. Trene bindik. Full erkek. Her yer erkek. Yanımda Erman oturuyor. Onun yanında Adil abi oturuyor. Önünde bir teyze var. Artık bitmiş, amca olmuş yani hani. Bazı kadınlar bir yerden sonra ister istemez cinsiyet değiştiriyor ya yaş nedeniyle. Öyle olmuş, her yer erkek. Ulan dedim tamam, anda kalmam bir işe yaradı. Hemen internete giriyorum dedim Erman'a. Hay hay dedi yine. Bana ne dedi? İnternete giriyor musunuz bilmiyorum. Ben interneti çok seviyorum. İnternet çok büyük bir web sitesi gibi bence. Her şey var. Herkese göre bir içerik var. TÜİK'e girdim. TÜİK'i de biliyorsunuz belki, çok iyi bir web sitesi, devlete ait. Bir sürü şey öğrenebiliyorsunuz. Saati veriyor, işte bugünün tarihi var. Bir sürü bugün çeşit doğru. Çeşit bilgi var ya. Yani girin köy, bakın. Köy meydanı gibi site evet. Okuyorum. Çok güzel. Çeşmesi var. TÜİK'e girdim ve şeye bakmak istedim. Türkiye'deki kadın erkek oranının nüfusa göre dağılımı nasıl yani? Arkadaşlar, Türkiye nüfusunun %50.01'i erkekmiş. %49.99'u kadın. 50.1'i, 49.9'u pardon. Kadın. Arada 0.2'lik bir fark var. Ama hani bu fark küçük gibi gözüküyor olabilir. 0.2 ne derseniz. Tam 129 bin erkek fazlası var Türkiye'de. Evet. Ya yani 129 bin başıboş, aşısız, büyük ihtimalle saldırgan, küpesiz, kısırlaştırılmamış erkek dolanıyor ya etrafta. Bir de bunlar sadece bizimkiler yani sayabildiklerimiz. Diğerlerini bilmiyorum yani. 129 bin erkek. Ve hala trendeyiz, Polatlı'dayız. Bir diğer tarafı görebilir miyiz Adil abi? Şimdi elimizde 129 bin erkek fazlası var ve şöyle bir yer var. Bakın arkadaşlar, bomboş tel örgüler çekilmiş. Ya şurada ileride bir köpek mi, taş mı, ne olduğu belli olmayan. Burayı koruma altına almışlar. Onun naylon poşet var. Büyük ihtimalle Polatlı'daki en kıymetli şey o, çalınmasın diye hayvan gibi dikenli tel döşemişler. Evet ama yani bir yandan da şu canlandı kafamda. Hazır bir alan var. Tel örgü çekilmiş. Ya burayı gelin Türkiye'nin ve dünyanın ilk bayan free ili yapalım. Adı da yani Menili olabilir. Hani Menil, Kocaeli gibi. Beyşehir diyeceğim ama Bayşehir olabilir. Beykent, bilmiyorum bir şekilde ama Menili iyi gibi geldi bizim kulağımıza, iyi tınlıyor gibi. Ya 129 bin erkek şuraya toplayacağız ve şöyle düşünün arkadaşlar. Şurası ilin girişinde ayakkabılar çıkacak. Burayı komple halı flexle kaplayacağız yani. Ya Türkiye ve dünyanın cazibe merkezi elimizin altında yatıyor ya. Oğlum işte bir şekilde yani kullanılması Disney gerekiyor. Disney gibi bir şey olacak. Çok ya şuraya ilin girişinde arkadaşlar şöyle ayakkabı sıralanacak. O artık giriş olma eser olur. Eser yani erkeklik anıtı diye. Olabilir. O böyle zaten illere, ilçelere bir şey çekmenin, efendime söyleyeyim,
Turist evet. çekmenin en güzel yolu da bir eserle, bir şeyle taşlandırmaktır. Bir anıtla taşlandırmaktır. Şahane olur ya. 128 bin çift ayakkabı çok güzel olur. Çok güzel olur ve biz bunu böyle Ankara'da bir kere anlattık. Böyle böyle bir projemiz var diye. Ön taraftan böyle bir hanımefendi gıt 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 gülmeye başladı ve telefonunu gösterdi bize. Telefonda gösterdiği şeyi size şimdi bir gösterelim. Meğer Polat'la iyi olmak istiyormuş zaten onunla koyayım. Ya sezmiş miyim, ne yapmışım bilmiyorum. Bir hissettim galiba bir şekilde. Allah bir geri gelsene. Burası iyi olmak istiyor. Evet. Kim? Belli değil. Ama belli galiba. Bir bakabilir evet, miyiz? Ya görüyorsun işte, hoş geldiniz. We want to become a province. Bir kanguru bu dövizi taşıyor. Kangurunun kesesinde çocuk mu, Gökçek ailesinden hormonal bozukluğu olan biri mi? O da bir çiçek ve Polatlı dövizi taşıyor. Kangurunun kesesinde Mahir Yavaş yazıyor. Bu isme dikkat edin. Buna geleceğiz. Hakikaten altta kim? Da il olmak istiyoruz. Türkçe söyledik, kimse anlamadı. İnanılmaz. Sonra ben araştırdım. Meğer Mahir Yavaş, Mansur Yavaş'ın kardeşiymiş. Ya bunlar abi kardeş, bu ne belediye hırsı ya böyle yani. Ya siz hayatınızda bir yerin belediye başkanı olmak için oraya il yapmaya çalışan birini duydunuz mu? Bakın yani bu artık kirli konuşmaya döner yani. Evet abi. Seni il yapayım mı? Başına geçeyim mi? İşte İller Bankası'na bağlayayım mı seni? Encümen atayım mı sana bu gece? Ya zaten bir yandan da Mahir Yavaş'ın parmağı olduğu bu işte şundan da belli. Kanguru'ya biraz dikkatli bakarsanız Mansur Yavaş'ın böyle iki kapak almuruk böyle der hali gibi biraz sanki. Bilmiyorum ya da ben çok baktım ve delirmeye başladım ya yani. Ya yok, sırlarla dolu bir evet. poster ya, sonradan baktık ya yani. Evet, yani inceledikçe bir de meyveleşen bir şey. Biz diyoruz ki yani bir il yapalım, ilin de bir sonuçta bayrağı olabilecek bir şey değil mi? Kesinlikle. Neredeyse. Çünkü ya bu bayağı aslında evet. oranın, Polatlı'nın kozmogenisini flama haline getirmiş yani, yani bir şekilde birileri. İşte böyle her ilin oluyor ya işte. Doğuş. Hitit güneşi vardı, sonra işte cami tabii. oldu falan filan. Bunu da koyarsın. Ya biz bunu çok sonradan tekrar tekrar bakarken artık fark ettik. Şimdi dikkatinizi kangurunun kulağına çekeceğim. Kangurunun kulağında küpe var. Yani bu kanguru belediye tarafından kısırlaştırılmış bir kanguru. Ne oldu? Hangi koşullar altında gerek duyuldu? Yani ne rahatsızlık verdi bilmiyoruz. Ama bu hayvan bir de dişi kangurularda kese olur. Üst üste koyduğumuzda ne oluyor? Bu çoğalması imkansız bir dişi kanguru evet. ve kesesinden bir erkek çıkıyor. Evet. Yani yoktan bir erkek var oluyor. Menili'nin Menili doğuşu kendi, işte yani kendi bu. Kendi menisiyle evet. kendine ve yani o sırada da bir kanguru tarafı. Ya böyle kurt murt oluyordu ya işte çift kurtlar şeyde. Türeyiş destanı gibi destanı, yani bir şekilde. Maşallah. Ve gerçekten Erman'ın dediği gibi bu ataerkillik il olsun gibi. Tam işte olsun. Abi Menili'nin şeyini de bulduk ve şunu da ama yani bir şekilde göz ardı etmeyelim. Şimdi o 129 bin erkek öyle hani yolda gel lan sen boş geziyorsun falan öyle seçilecek bir 129 bin erkek değil. Ya çünkü bilemeyiz olur. Kimin. Çok ayıp olur. Bakıyorsun şeyde gel lan buraya diyorsun. Abi vallahi kız arkadaşım var diyor. Siktir lan diyorsun. Siktir lan aks çikolatalı sıkmışsın. Aks çikolatalı sıkan birinin kız arkadaşı olmaz. Yere diye böyle. Abi OnlyFans'ım var diye bağıra bağıra. Abi kız seviyor kız diye böyle. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. 129 bin erkeği devir daim şeklinde burada tutmamız lazım. Yoksa blok şeklinde aynı adamları alsak orada zaten yani rezillik çıkar. Ya E-Devlet'e gireceksiniz. Hı-hı. Bakacaksınız askerlik gibi. Bana erkeklik çıktı mı? Menili diye tıklıyorsun. Yazıyorsun TC kimlik ne onu. Bir bakıyorsun. Bir yıllık erkeklik göreviniz çıkmıştı. Şey diyorsun, hanım, görüşürüz. Ben erkekliğimi ifa etmeye gidiyorum. Zaten evde yapamıyordum bu zaten işleri bir... falan deyip böyle. Evet. Gideceksin çok... Erman ya, düşünsene senin çok gittiğini. Çok güzel, yok düşünmekten öte. Yani bir de şöyle bir şey yapman lazım. Üzülmüş gibi yapman lazım ya. O inanılmaz olur. Çünkü mesela şimdi eşim de burada, biz işte çocuğumuz da var 5 yaşında. Ben mesela evde diyorum bir 5 dakika işim var diyorum. Mesela bak 10 dakikadan 5 dakikaymış Nesli evet. içinde görüyor musun? 5 dakika işim var diyorum, tuvalete çekiliyorum. Şimdi neden bilmiyorum, bizim tuvaletin kapısıyla zemin arasında böyle bir aralık var, tamam mı? Evet. Ona ne deniyor? O bilmiyorum. Şey meleklerin payı. Müteahhitin payı. Özellikle devletle iş yapan müteahhitler çok sever. Birazın buharlaşması gerekir. Oğlum yani hem kötü hem de gerçekten hiç böyle aynalar falan buğulanmıyor. İyi yani bir yandan. Evet. Ama şimdi
O 5 yaşındaki oğlum da Ferhan'cım da şöyle bir eğlence keşfetti kendi kendine. Ben kaka yaparken oradan elini sokup şöyle yapıyor. Hiç sesini çıkarmadan. Hani o It diye film var ya. Korku filmi it. Evet. O It oldu işte. Şerefsiz. Oğlum imkansız yani odaklanman, yani kafayı şey ama illa böyle cep telefonuyla oynuyorsun bir şey görmemek evet. için falan. Orada girersin işte. Bana erkeklik çıktı mı diye. Çıktıysa da şöyle yani kakayı makayı hemen bırakıp kalkarsın yani. Orada doğru. yaparım ya dersin. Yani rahat rahat yaparım. Abi girerim orada rahat rahat, menülde rahat ya, rahat yaparım dersin. Bir dönebilir miyiz Adil abi ben, tekrar şey? Çanta manta yok, her şeyi orada veriyorlarmış zaten. Abi bak şu girişte tamam mı? Şöyle güzel bir kapımız olacak. Sana orada ne verilecek biliyor musun? Kıyafetlerin alınacak elinden. Takım elbise verilecek. Çünkü erkekler takım elbiseyle gezer. Hani böyle gündelik hayatta da böyle dışarıda bazı amcalar var ya böyle geziyorlar. Ne oldukları belli. Onların takım elbisesinin rengi ne ya öyle? O ne renk? Böyle balgam kamuflajı gibi doğada hiç olmayan bir kahverengi yeşil. O renkten verilecek. Yani o senin artık her ne derler günahtan azade, sabi bir erkek olduğunun belirteceği olacak. Yani hani şey gibi cennette herkes aynı kıyafetle, aynı yaşta ya. Burada da öyle olacak aynısın yani. Aynı takım onu. Elbiseyle. Sana o verilecek Erman. Yani o içeride böyle boş boş dolaşmayacak hayır. insanlar. Hayır. Bak içeride tesis. Neler olacak biliyor musun? 7/24 açık kahvehaneler. Siyasi partilerin sadece erkek kolları. erkek kolu yok gerçi değil mi? Hep kadın erkek kolları kolu oluyor. DSP evet. erkek kolu diye bir şey duymadım hiç şu ana kadar. Şeyler sinemalar açık ve sinemalarda ne olacak biliyor musun Erman? Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3. Rambo Rocky 4. 1, Rocky 2, Rocky 3, 4, 5, 6. Hızlı ve Öfkeli 1, 2, 3. O artık kaça kadar gitmiyorum. Köfteci Yusuf gibi bir şey oldu o. Onun bilmiyorum şube sayısını ama bunlar olacak Erman. Oğlum çok güzel ve böyle sadece pasif eğlence de değil. Mesela işte halk evleri gibi işte böyle ya da böyle bağlama kursları oluyor. Tabii açabilirsin. Yani böyle kurslar olacak. Mesela tiyatro kursu olacak. Süper. Tiyatrocu şey diyecek, çocuklar bu ay koyacağımız oyunun adı Rambo. Çok iyi. Ve merak etmeyin, herkes sırayla Rambo olacak. Çok güzel, 60 çok... yaşında dayı bağırıyor, onlar başlattı diye. Çok güzel olmaz muhteşem mı ya? Muhteşem bir yani vizyon ya. Dediğim gibi dünyadan da birçok insan gelir. Bir anlamda şey de düşündük, ya buranın flamasını bulduk. Artık bu ilin de bir marşı olsun. Evet. Buranın da marşı ne olur gibi düşünürken hazır bildiğimiz bir şey var, onu dayayalım dedik. Bir onu duyabilir miyiz? Menülünün marşı. Canım mısın sen, benim misin, her şeyim misin sen? Hoş çünkü onlar da artık melek ve bebek yani. Bütün dünyayı artlarında bırakmış insanlardan bahsediyoruz. Ya bir şekilde, ama bak görüyorsun değil mi? Candan Erçetin gelince nasıl bir gönenç geliyor, bir evet. Müreffehlik, resmi bir medeniyet, medeniyet geliyor değil geliyor, mi? Cumhuriyet geliyor yani. Kendi yani vücut bulmuş hali gibi. Burada da bir ufak belki itirafım olacak sana. Ve sizin buyur canım. Candan Erçetin benim akrabam. Aa! Değil. Ama şöyle nasıl akrabam olmadığını anlatayım. Candan Erçetin 40'lı 50'li. Biz Babaeski'de oturuyorduk. Babaeski'de akrabaları var. Ve her bayram Babaeski'ye geliyor akrabalarını ziyarete. Ben de bir şekilde her sene annemi babamı, yani bütün akrabaları benim bir işim var diye ikna edip git yürüyordum yani şey yapıyordum, onlara gitmiyordum. Candan Erçetin'in gittiği bayram evine gidiyordum. Onlar da bir yerden sonra içeri almaya başladılar beni. Ya istikrar önemli galiba. Ne konu ne olursa olsun istikrarda bitiyor. Almaya başladılar içeri. Ben bayramları o bayram evinde geçiriyordum. Candan Erçetin'in katıldığı bayram evinde geçiriyordum ve akrabalarına devamlı şey diyordum. Fransızca biliyor. Ama öyle düz Fransızca değil. Fransız lisesinde öğretmenlik yapacak kadar Fransızca biliyor. Akrabaya ne ki bir yandan? Biliyorlardır bir de büyük ihtimalle. Evet. Hala. Ama sonra düşündüm ya ben niye böyle bir manyakça bir şey yapıyorum diye. Çok tabii yıllar sonra. O dönem bir Avrupa Birliği ideyası vardı ya. Evet. Avrupa Birliği'ne giriyoruz. Tabii. Görüşmeler başladı. Gireceğiz. Girmek üzereyiz falan filan. Şimdi sağa sola bakıyorsun, hiç Avrupa'ya benzeyen biri yok ya çevrende. Babana bakıyorsun, nanay, annem falan. Ya Candan Erçetin'i görmeye, Avrupa'yı görmeye gidiyordum ben. Yani vizesiz Avrupa keyfi gibi bir şey. Tabii. Böyle bakıyordum iyice. Ama böyle demek ki diye yani abi Avrupa... Tabii ki. Çünkü... ya çünkü sadece Candan Erçetin de değil, bizim 90'ların sonunda, 2000'lerin başlarında dediğin gibi medeniyet lokomotifi Avrupa'ya doğru yönlenmişti evet. ve... Bunun en başat gücü, çeviren, buharı veren, enerjiyi veren kimdi? Güçlü kadınlardı. Evet.
Candan Erçetin, Sertab Erener, Şebnem Ferah. Şebnem Ferah. Ya Emine Ülker Tarhan vardı, hatırlıyor musunuz Emine Ülker Tarhan'ı? CHP'nin ilk elf milletvekili. Hatırlarsınız belki. Galadriel'in aynısıydı. Abi Emine Ülker Tarhan çıkmıştı. Ben dedim girdik ya Avrupa Birliği'ne direkt. Yani ya evet, biz o dönem böyle... Avrupa Birliği'nin kapısı olan bir yer zannediyorduk ve Emine Ülker Tarhan gidecek, tamam bunlar benimle diyecek. Ve... Tabii canım. Bizi çok sıkıştırmadan CHP'nin gibi başına geçecekti. Evet. Öyle tasavvur ettik. Sonra ve iktidara başına gelecekti. Ülkenin başına geçecekti ya. Ve yani kadını hatırlıyorsanız böyle Lepiska gibi sarı saçlar, böyle çipil çipil gözler, hokka gibi bir burun, kıpkırmızı dudaklar böyle. Ama Emine Hanım gitti, ne yaptı? Anadolu Partisi diye bir parti kurdu. Hayda. Anadolu. Biz Avrupa diyoruz. Anadolu diye parti kurdu. Ve ne yaptı? Gitti Yozgat'ta esnafla buluştu. Çankırı'da çiftçiyle çay içti. Gitti Karaman'da köylünün derdi çay sigara. Çay sigara. O güzelim kadının dişleri okey taşı gibi oldu. Cildi çamur gibi. Saçlar süklüm püklüm. Gitti ya kadın. Çürüdü gitti İç Anadolu'da. Ya saçlı. Emine Hanım siz İç Anadolu'ya değil, Orta Anadolu'ya değil, Orta Dünya'ya gittiniz. Mordor lan orası. Millet kaçıyor İç Anadolu'dan yani. Siz niye gidiyorsunuz ya? O gerçekten saça ve dişe İç Anadolu'dan daha zararlı bir şey yok herhalde. Yok yani. Saç ve diş sağlığı için gerçekten berbat bir... Ya bir yandan asker. Kendimi de eleştiriyorum Ermen. Tamam gençtim, heyecanlıydım. Yani bel bağlayabiliyordum. Şekilciydim. Ya geçen seçimlerde de olmuştu işte. Bilecik'te bir belediye başkanı hanımefendi vardı CHP'den, hatırlıyor musunuz? İşte platin saçlı bir... İşte benim cumhurbaşkanım. Ne oluyor ya? Bir platin saça ya. Kemal Kılıçdaroğlu da platin saçlıydı. Ama diadem şeklinde Yunan yani bir şekilde. O böyle... İşte benim evet. Cumhurbaşkanım falan. Ya bu şekil... Evet. Onun saçını hatırlayınca geldi o. Saçı şeydi, o margarita bardağını şekere banıyorlar ya. O kadarcık saçı var diyor böyle. Kemal Kılıçdaroğlu'nun mu? Ulan margarita. Yaktın biz margarita. Ki yakar yani margarita. 2000'lerin başında, 90'ların sonunda gerçekten Avrupa'ya doğru gidiyorduk. Ve güçlü kadınların bizi götüreceğini düşünüyorduk. Yani... Sertab Erener Eurovizyon'u kazandı. Orada da dedik ki girdik diye yani. Biz Eurovizyon'u Avrupa Birliği'nin ön elemesi falan zannediyorduk. Şeyden, hazırlık sınavı falan zannediyorduk. Hazırlığı geçtik zannetmiştik. Evet, ya. Meğersem şeymiş, ev partisi gibi bir şeymiş. Bir şeymiş bizden yani. Başka bakan yokmuş. Biz o Sertab Erener'in eteğine sarılıp gireriz. Gireriz dedik ya. Ve yani o güçlü kadınlara o kadar inandık ki. Ya Şebnem Ferah'ı falan ilk gördüğümüzde... Ya koduna bak ya, erkek gibi gitar çalıyor falan dendi yani hani böyle. Tabii. Tam bilinmiyordu nasıl övüleceği yani. 2003 yazında okul tatili olmuştu. Eskişehir'e dönmüştüm. Annemle kız kardeşim yazlıkta, babam izinli evde, gitmemiş. Biz erkek erkeğe evdeyiz. Ve Şebnem Ferah'ın yeni albüm çıkıyordu 2003'te. Can Kırıkları albümü olması lazım. Ve ilk klibi de Kral TV'de yayınlanacak. Böyle babamla oturuyoruz yaz öğlen böyle. Böyle bazen oğullar babalarına durduk yere yalakalanır ya. Yani hiçbir neden, bilmiyorum neden oluyor o. Böyle şey dedim, baba bak birazdan Şebnem Ferah'ın yeni şarkısı çok falan filan. Hiç yalandan. Mağaraya hani şeyi vurunca ses gelir. Diyor böyle şey gibi. Boş yani adamın içi. El birliğiyle boşaltmışız. Ve şey falan diyorum, çok güzel gitar çalıyor, kendi şarkılarını yapıyor, hadi bakalım dinleyelim falan. Heyecanlandık böyle. Klip başladı. İşte şarkının bir noktası geldi. Babamla şöyle bir gözükte geldi. İçine girdiğin küçük aygan deli. Yeni ve büyük bir dünya mı sandın? İçine girdiğin küçük aygan deli. Yeni ve büyük bir dünya mı sandın? Ben biraz odama gidiyorum galiba ya dedim böyle kalktım. Babam da şey dedi, git ben de bir camı mama açayım dedi böyle. Erman o kadar kötü oldum ki elim ayağım boşaldı ya böyle. Odama gittim şey dedim, ya duyduklarım doğru mu ya? İçine girdiğin küçük kaygan deli, tövbe estağfurullah. Bilgisayarımı açtım, Pentium 133 bir bilgisayarım vardı. Daha Google o kadar şey değil. Yahoo'ya girdim ve şey yazdım. Şebnem Hanım doğru mu söylüyor ya? Şebnem Hanım dedikleri şey doğru mu? Evet. O zaman arama da bilinmiyor. LimeWire diye bir program vardı hatırlarsınız.
şarkıyı indireyim dedim bari. Düşmüştü. Gördüm. Şarkıyı indirdim. MP3'lerimi atacağım. Bir yandan da düşünüyorum hala ne yapsam diye. Yakın arkadaşlarım Orçun'la Ahmet'i aradım, tamam mı? Dedim ki abi yarım saat içinde benimle Yediler Parkı'nda buluşur musunuz dedim. Orçun şey dedi, ne oldu oğlum, o zaman bir şey mi var falan. Abi yok bir şey. Kadın meselesi mi dedi. Abi kadın meselesi ya dedim. Tanıdığınız biri mi peki diye sordu. Abi gelin işte ya, sormayın tanıdığımı, tanıdığım biri ya falan diye böyle kapattım telefonu. Şarkıyı indirdim, MP3'lerimi attım. Babama dedim, baba ben çıkıyorum. Babam oturmuş şey dedi, çık çık zaten, mahvolduk yani. Dedim ki camı da kapat, çıkmıştır kokusu artık yani şey. Bindim abi dolmuşa, gidiyorum. İşte parka doğru, dolmuştan dışarı izliyorum. Bir yandan da kulaklıklar kulağımda, dinliyorum şarkıyı şöyle işte. Amca şuradan para uzatmaya çalışıyor falan. Ya attı bir saniye ya. Bir işim var şu anda falan. Ne oluyor ya falan derdi böyle. Neyse amca verdi parası. İndim gittim. Yediler Parkı'nda Orçun oturuyor. İşte selamünaleyküm. Aleykümselam. Herkes burada mı? Kulaklıkları verdim Ahmet abi. Dinle dedim. Orçun dinledi. Ahmet'e dinlettim. Dinledi. Dedim ki benim duyduğumu siz de duydunuz değil mi? Dedim ki ya bu am. Am değil mi ya bu? Am'dan bahsediyor Şebnem Hanım diye. Bağırma aile çay bahçesi evet. Burası. Am am milletin içinde falan. Tamam. Sonra şey dedi, evet doğru am'dan bahsediyor. Oh be dedim, oh ya. Şebnem Hanım'a bak ya. Benim en sevdiğim şey hakkında şarkı yapmış. O da bir, evet. Ve bir kadın yapmış yani bunu. Dedim ki artık bizim sırtımız yere gelmez ya Türkiye olarak. Oh ya, üzerimizdeki yükü aldı yani Şebnem Hanım ya. Hani ya adamınız evet. diyor, kadınınız diyor yani işte. Oğlum birincisi... Çok heyecanlanmıştım. Evet, yani kriz anında hemen aile çay bahçesine koşman çok hoşuma gitti. İkincisi... yani gerçekten o gün Türkiye'nin hissettiği garip böyle rahatlamayı anlatmak çok imkansız. Yani diyorsun evet. ki... Çünkü şöyle bir şey var. Dedik ki yani bu ülkede bir kadın kendi cinsel organından... Kendi değil. Ebru Gündeş'inmiş. Yani kadın cinsel organından şarkıda bahsetti. Artık yani bizim önümüz, yolumuz Avrupa. Geri dönüş tabii yok. Tek abi. Bir geri adım atılamaz. Hani hiçbir şey yoksa... Bayağı güçlü bir dosya oluşturduk ya. Eurovision şampiyonluğu var. Evet. Çok fazla an var. Evet abi. İşte böyle bakacak bir belgeleri ve alacak ya, diye düşünüyorduk Şebnem yani. Şebnem Ferah gerçekten yıktı geçti ortalığı. Hatta evet. yani uzun süredir konsere çıkmıyor ya kendisi bir evet. şekilde. Performansını göremiyoruz. Acaba şeyi düşünüyorum, böyle benim gibi çok hevesli biri sürekli her gördüğü yerde markette falan darladım bir şeydi. Şebnem Hanım ya. O am şarkınız neydi ya? Gelmedi bir daha. O am gibisi gelmedi ya bir daha. Her şarkınızı seviyoruz, geliyorum konser. Ama o am gibi yani öyle güzel tarif etmiştiniz ki. İçine girdim küçük, kaygan, pütürlü, toz bezi gibi kokuyor falan. Burnumuza geldi ya. Vallahi yaşattınız amı bize ya. Vallahi falan diye böyle. Büyük bir ihtimal birileri darladı ve kadın küstü hayatı darladı. Diye düşünüyorum yani. Ama hakikaten bütün bir ülke şey gibi olmuş da siz böyle hiç ortaokulların falan oynadığı böyle Cumhuriyet'in kuruluşuyla ilgili bir tiyatro oyununa gittiniz mi? Aranızda giden var mı? Çok spesifik, imkansız zaten bakın nereden ya paylayayım. Biraz zor bir soru. Evet, çocuk tiyatrosuna bir şey yani çocuğu olmadan gitmek hiç biraz... Başınıza o gelir evet. ya gibi sorulacak bir şey. Ben gittim, biz... Neden bilmiyorum. Ben gittim yani öyle bir tiyatro oyuna. Onlar da böyle çocuklara yani yaşlı olsunlar diye pamuk takılıyor. O pamuğu da Japon'la takıyorlar. Japon yapıştırıcısıyla takıyorlar. Sonra o Japon yapıştırıcısı hafif buharlaşmaya başlıyor ışıktan, ısıdan. Sonra onu çektikçe çocuk gerçekten kendini yaşlı zannetmeye başlıyor, tamam mı? Metot oyunculuğu ama yani gerçek. Üstüne başına bakıyor işte, çok kötü durumda, işte yaşlı böyle falan diye. O kadar inanarak oynanayım bulmak zor çünkü tabii. gerçekten. Aslında kolay, sokaklarda var bir sürü. Ondan sonra, şimdi o tür oyunlarda gene yani Cumhuriyet'in ilanını anlatan oyunlarda böyle bir bölüm oluyor. İşte dede böyle oturuyor, işte radyo açık, bir yandan haberleri dinliyorlar. Dede dinleyemiyor, radyoyu dinlemeyi bile evet. bilmiyor, o kadar yaşlı. Böyle bir tane küçük çocuk dinliyor işte. Ondan sonra bir anda çocuk öne atlayıp, müjde, Cumhuriyet ilan edildi diye bağırıyor da, evet. biz de öyle sokaklara abi, öyle fırlayıp, ya. Müjde, andan bahsedelim. Ya bir de şöyle bir şey var Erman, ya o zamana kadar, yani amla ilişkimiz nasıldı toplum olarak? Ben şeyleri hiç anlamıyordum. Mesela bazen böyle çok ara bir sokağa girersiniz bir mahallede. Duvarda am yazıyordur. Büyük.
Kocaman. Kocaman bir am. Bu ne ya şimdi dersi? Kim yazdı lan bunu yani? Hiçbir şey yok neden? Yanında. Kocaman bir am böyle. Güneşin altında bir am. Ben onu hep şey düşünüyorum. Nasıl, onu yazan kimdir, nasıl biridir diye. Böyle büyük bir ihtimal şöyle bir şey gibi geldi. Annesiyle evde oturuyorlar, yalnız yaşıyorlar böyle bunlar. İboşov izliyorlar böyle akşam, tamam mı? Annesi böyle meyve soyuyor, buna veriyor. Alıyor, alıyor. Bir anda şöyle alıyor. Anne benim biraz işim vardı ya. Bir anda oluyor gibi geliyor yani bana her şey. Aklına gel, hastiktir benim işim vardı diye böyle. Çıkıyor sokağa böyle gidiyor. Millet var, bakıyoruz. Am işte, al, al. Aynısı oldu diye eve kaçıyor direkt. Sonra ne yaptın oğlum, yaptın, hallettim, hallettim. Deyip İboşov'a devam ediyor gibi geliyor. Yani çok ilginç. Çünkü ya gerçekten ben şeyi anlamıyorum. O duvarda yazan amı şundan dolayı da anlamıyorum. 80 öncesi duvarlarda şey yazıyordu. Devrim, tek yol devrim. Evet. Değil mi? Mücadele. Özal'dan sonra am yazmaya başladı. Yani bir halkın devrim anlayışı da doğrultusu değişti galiba. İhtiyaçlar değişti bak. İhtiyaç değişti. Yani bize am lazım döndü galiba büyük ihtimalle devrim olmayınca. Ama o dönem mübalağalı evet. Biraz anlattık ama gerçekten bizim için dönüm evet. Noktası oldu. Bir de o zaman gerçekten bir böyle bir şey etrafında toplanabiliyordu bütün ülke. Yani o çarkıfelek de oluyordu, Avrupa Birliği de oluyordu. Ondan sonra işte Eurovizyon olunca işte. Herkes hayvan, yani sokaklara dökülüyordu. Şimdi yani o mesela o birlik bütünlük, o büyük eğlence bitti galiba. Ya kadın artık. Erkek bir ülke uğruna ya da bir amaç uğruna daha rahat toplanabiliyor diye. Evet. Zaten bir milleti, millet yapan şey nedir? Eğlence. İşte acıda ve sevinçte bir olabilmek evet. Değil mi yani bir şekilde? İşte 2002 Dünya Kupası dediğin gibi. Herkes sokaktaydı yani kimse siz niye çıkmadınız bilmem. Öyle bir şey olmuyordu yani şu an voleybol kadın milli takımımızın başarısı o kadar sahiplenilemiyor mesela yani. Saçma sapan bir şey oldu. Eğlenceler azaldı. Düştü, evet. düştü. Neye kadar düştü? YouTube'a düştü. Artık yani biz toplu bir şekilde dışarıda eğlenemiyoruz. Tek şekilde işte YouTube'da buralar. Kısmetse olur falan. Öyle eğlen. Kısmetse olur izleyen var mı ya burada? Ya yalanınızı sikim. Her yerde aynı ya. 15-20 milyon izlenmesi var bir bölümün. Her gittiğimde falan. Ya ne kardeşim izliyorsanız izliyorum. Ben izliyorum mesela. Çok seviyorum ya. İlk sezonu hiç firesiz izledim. İkinci sezonda çok işim gücüm vardı. Çok odaklanamadım. Ama ilk sezon Erman'ı da çok izlemedi. Erman'a anlatıyordum kısmetse olur'u. Ya bilmeyenler için ya bilmiyorsunuz ya hadi anlatayım. Erman şöyle bir ev var. Evin içinde kadınlar bölümü var, erkekler bölümü var. Öykü Serter var. Kadınlar ve erkekler her sabah 8'de toplanıyorlar. Kadınlar abiye giyiyor, erkekler takım elbise giyip dans ediyorlar ve çiftleştirme programı. Değil mi? Bir şekilde öyle. Matchmaking yani. Oğlum ben ortaokulda seksi öyle bir şey zannediyordum gerçekten. Nasıl? Tam anlattığın gibi işte herkes giyinecek. En güzel elbisesiyle kendi evinde dans edecek bir konuşma. Çünkü çok fazla kesiyorlardı ya şey filmlerdeki şeyleri. Evet. Seks sahnelerinde. Doğru anla. Oralar gözüküyordu sadece. Ama çok ilginç. Bayağı böyle şey tipler var böyle işte. Öykü Serter soruyor bir çocuğa sormuştu. Buraya ne için geldin demişti. Şey dedi. Aşkı bulmaya geldim dedi. Aşkı bulmaya ulan bu aşkı bulsa sikip öldürecek, patlatacak yani bu. Buna ne aşk emanet edildi? Olur mu hiç buna aşk verilir mi? Böyle garip garip tipler var ve içeride de böyle çiftler oluşmaya başlıyor bir yerden sonra Erman. Şey her çiftin de kendi şarkısı var, dans şarkısı ve isimleri var. Mesela Aybüke ile Tolga vardı. Aytol çifti deniyordu. Aytol için 33-30 Aytol yaz. 33 bilmem neye yolla işte. Ya Erhan'la Yaren vardı. Eryar çiftiydi mesela. Benzin istasyonu. Bayağı koalisyon hükümetleri gibi garip garip isimler. Ben sonra şey düşündüm. İşte Aytol, Eryar. Acaba dedim Hüdapar. Kısmetse olurdan çıkmış bir şey olabilir yani. Bir de tam onlara uygun ya. Kadınlar evi ayrı, erkekler evi ayrı falan. Yani düştü eğlencelerimiz. Kısmetse olur'a kadar düştü. Halbuki bizim ne kadar büyük güzel organizasyonlarımız vardı. Geçen Erman'la da konuştum. Benim bir tane diriltmek istediğim organizasyon var arkadaşlar Türkiye'de. Sadece yanlış ellerin biçimlendirdiği bir organizasyon. Yani organizasyon bence mantık olarak doğruydu, yanlış ellere düştü diyelim.
Ve Erman'a dedim, ben bunu anlatacağım dedim. Ben dedim. Anlatma dedin. Evet. Buyur anlatayım. Anlatmak istiyorum arkadaşlar. Tamam. Ya benim... Şimdi Ozan size bir şey anlatacak. Cimer'e yazmadan önce... Dur bir dakika. Evet. Biraz. Cimer'e yazmayalım. Hemen bir şekilde... önce dinleyin. Önce dinleyin evet. Hemen peşin sonra... hükümlü olmayın. Şimdi arkadaşlar, bizim... Ya benim yeniden canlandırmak istediğim organizasyonun adı Türkçe Olimpiyatları. Ama seküler versiyonu yapacağız. Ultra laik versiyonu yapacağız. Yani o bir hataydı. Yanlış ellere düştü. Unutun. Sadece Türkçe Olimpiyatları'nı düşün. Çünkü gerçekten en son eğlendiğimiz yer orasıydı. Ya parti orada devam ediyordu yani. Ya bir stat insanı 127 ülkeden çağırdığımız çocuklarla birlikte eğlendiriyorduk Erman yani. Evet. Hem stat eğleniyordu hem de çocuklar geliyordu. Ya adı konulmamış bir FETÖ Erasmus'u gibi bir şeydi yani bir yandan da. Çocukların da eğlencesini elinden aldık, bizim de eğlencemiz elinden ya evet, alındı. Bir de çocukların bazılarının haberi olmayabilir ya Türkiye'deki olaylardan. Hala çağrılmayı bekliyor diye. ben geçen sefer ne hata yaptım, çok mu sıçtım söylerken? Çocukların olabilir, öğretmenlerin olabilir. Hani belki hala da Kenya'da falan böyle... Kimse bayloğa girmiyor ya falan diye hani böyle... Seninkinde kaç var falan böyle. Hala da bilmeyen vardır belki hani şey. Yavrum ya yazık. Yani ilk tabii söylediğinde çok irkildim ama sonra düşününce şimdi tabii bizden öğrenmenizi de istemem. Kesin biliyorsunuz da Türkiye böyle ekonomik olarak biraz kötü durumda. İnşallah dediğim gibi bizden öğrenen yoktur da eve morali bozuk gitmez. Yani kendine güveni düşük durumda şu an Türkiye'nin. Evet. Yani Türkiye'nin neye ihtiyacı var diye düşündüğümde Ozan da anlattığında gerçekten böyle 128 tane Türkçe konuşmayı bilmeyen ülkeden çocuk getirip onları böyle zürafa, kaplan gibi giydirip Türkçe şarkı söylesek biraz kendimize güvenimiz şarkı, gelir. Şarkı, şiir, onlar her şey övüyor, ya. Onlar çok övüyordu ya Türkiye cennet, Türkiye cennet. O biraz öyle bir ya, yani şey yapılmaya, abi, yalandan övülmeye ihtiyacımız var ülke olarak bak, ya. Sudan'dan çocuk geliyordu tamam mı? 15 yaşında Abu Bakar diyelim evet. Tamam mı? 2013 yılı, Abu Bakar işte 15 yaşında ne oluyor? O yüzbaşı Teğmen mi oluyor? Yarbay falan oluyor Sudan'da galiba değil mi? 15 yaşında. Hızlı yükseliyorlar onlara, çabuk açılıyor önleri. Geliyor tamam mı? Ya iç savaşa tatlı bir ara ya. Yani Türkçe olimpiyatları yani. Geliyor. Havaalanında işte silahını vermem falan ahmah falan alıyorlar. Geliyor burada Hilton'da ağırlıyorlar. Ya ilk defa doğru düzgün kaka yapıyor ya bu çocuk. Oğlum iç savaşta ne kadar zordur ya. Evet zordur abi iç savaşta kaka yapmak yani. Ve geliyordu mesela provalarda kendi şarkısına çalışıyor bu Bakar. Yan tarafta da Gülnar var Türkmenistan'dan gelmiş. 15 yaşında. Onunla biraz flörtleşiyordu. Tatlı tatlı konuşuyorlardı belki falan böyle. Ya sen Abu Bakar'ın da elinden aldın eğlencesini yani. Doğru. Ya şimdi aradan 10 yıl geçti. Abu Bakar kaç yaşında? 25. İşte ne olmuştur? Genelkurmay Başkanı mı olmuştur? Ne olmuştur Sudan'da? Cumhurbaşkanı bile olmuş olabilir. Olabilir işler yolunda. Yönetime koymuştur belki. Ve onlarda Cumhurbaşkanı da olsan 3-5 nöbeti var. Tutuyor herkes. Bir gözümüzün önüne getireyim böyle Abu Bakar 25 yaşında 3-5 nöbetinde 10 yıl önceki Türkçe olimpiyatlarındaki Gülnar'ı hatırlıyor nöbette. Dertli, efkarlı ve bir yandan da bir türkü tutturursun ya böyle nöbette. İşte Türkçe olimpiyatlarında öğrendiği şarkıyı mırıldanmaya başlıyor. Bir ama önce bir iç savaş fonu alabilir miyim arkaya? Oğlum o kadar yakında olmaz iç savaş. Ben başkanım lan biraz ötede ölsün millet. Heh şöyle uzaktan. Evet. Abu Bakar dertli. Donlar Sudan'a. Sudan'lara oda. Oçlara bana. Dadbana yoruldu. Bir şey söyleyeceğim, bu ırkçılık değil değil mi? Ha? Irkçılık değil yani bence. Irkçılıksa da hoşlarına gitti. Çünkü hani black
Black Mask diye bir şey var ama Black Voice diye bir şey ben duymadım literatürde. Ben şu an bir mizansen yaratmaya çalışıyorum. Yani bir canlandırma yapıyorum yani. Benim bildiğim yapana sorun, sen ırkçılık mı yapıyorsun diye. Asla. Yapmıyorum benim diyorsa tamam çok, devam. Çok sorun yok o zaman. Uğurdu kuşlara. Uğurdu duru topura. Orbanlar yürüdüğünde. Helal olsun bakarım. Aldın götürdün ya. Yaşattın ya. Yarın ya da... sen bu çocuğu da üzdün ya. Sen bu çocuğu da üzdün. Yarın ve... da sorarlarsa ne yaptınız diye Türkçe olimpiyatları alkışladıklarsınız. Kıyasla. Ama işte güzel. Ama ultra laik ve seküler yapacağız dedik abi. Oğlum bunun çözümünü çok iyi düşündük, çok sıkı düşündük. Yani evet. Çünkü bunu gerçekten laik yapamazsam gerçekten senin de başın yanar. Evet. Sonra düşündük, bir şeyi nasıl laik yaparsın? Yani laik olmayan bir şeyi, bir şey katacaksın laik olacak. Üstüne bir şey atacaksın laik olacak. Ne olabilir? Ali İhsan Varol. Pastanın tabanı. Sonra laiklik, sonra halkçılık, makçılık dizersiniz. Bir ara verelim. Görüşürüz 10 dakikaya. Nerede kalmıştık ya? Am! Ya komedide gelmek istediğim nokta gerçekten bu galiba. Ben am derim, siz gülersiniz noktası. 40 yaşında nasip oldu evet ya hakikaten. Ya evet, büyük organizasyonlarda kalmıştık. Türkçe olimpiyatlarından bahsettik. Ben böyle arada sırada Erman'a büyük laflar etmeyi çok seviyorum yani. Çünkü çok fazla laflarımızı böyle onore eden kimse yok. Birbirimiz... O işi görüyoruz. Birbirimizi etkiliyoruz. Erman'a şey dedim, devlet yönetmek algı ve vergi meselesidir. Siz erkeklerin de memelerin dikilebildiğini biliyor muydunuz ya? Ben öyle anlıyorum Ozan'ın dediği şeyin etkili evet. olduğunu falan. Ya Türkçe olimpiyatları bir devlet yönetmenin algı yönetimi kısmına giriyordu. Vergi yönetimi kısmında da vergi. Zaten vergi. Düz. Vakıfsınız duruma. Özellikle son bir yıldır inanılmaz gündem olan bir şeyden bahsedeceğim. Tam bir yıl önce bir haber okumuştum. İnfluencerlara gizli mali operasyon. MASAK tarafından. Şimdi ben okuyorsam gizli değildir herhalde. Düşün. Ya da hani herhalde bir şeyler yapıldı. O aralar pek anlamıyorduk. Sonra bu Dilan Polatlar onlar bunlar falan patladı. Ama... ben haberi ilk okuduğumda Erman'a da söyledim. Ya dedim acaba MASAK, yani Mali Suçları Araştırma Komisyonu, kurumu mu bilmiyorum. Nasıl acaba gizli operasyon düzenler? Yani araya kesinlikle sızmak lazım evet. ve tebdili kıyafet bizim olmanız gizli lazım. Gizli operasyon anladığımız o ya, içeri evet. girecek. Ya bu çok ilginç. Mesela ülkede şu anda göz açtırılmayan iki tane terör örgütü var. Yani sadece iki tane terör örgütü. Biri influencerlar, biri de swingerlar, eş değiştirmeler. Yani ya böyle işte influencer'a işte vergi şoku, influencer'a hapis şoku ya da şey duyuyorsun işte Adana'da swinger çetesi şafak operasyonuyla çökertildi. Evet. Her sene bir şafak operasyonu, birincisi zaten ne zaman basacağım bir daha yani zaten şafak yani. Swinger'ları ikindi operasyonu. Daha kalkamamış gözü kahvaltıda bassan ne olacak? İkincisi hakikaten nasıl hazırlanıyorlar? Evet. Yani swinger çetesi çökertildiyse içeriden bilgi hani swinger bir de gerçekten olmuş bir şey hani swinger çetesine swinger taklidi yaparak yani swinger undercover ile girmiş birisi çökertiyor swinger çetesini. Bu demek oluyor ki birisi eğitilmiş swinger olmak için. Çünkü ya düşündük bunu mesela suratına bakıp anlayamıyorsun ki birinin eşini ikram edip etmediğini. Yani şey yaptığımızdan değil, yani böyle ayıpladığımızdan değil. Burada da aramızda da vardır. Ama böyle keline bakıp suratına bakıp ha diyorsun, diyemiyorsun ki bunlar. Diyemezsin değiştir, abi. Eş değiştirmiş, bunlar swinger yani. Onu öğrenmen lazım, onun bir şekilde. Demek ki emniyetin bir katında bir dershanede birileri oturmuş, swinger diye bir ders alıyor yani ve notlar alınıyor orada. Evet. İşte mesela yani teknikler öğretiliyor. Swinger'ı nasıl tanırsınız?
İşte Anadolu'da işte nasıl bu işler, hani gelenek şifreler, şifreler nedir falan filan. Ya mesela bir eve gittiğinizde o evin swinger evi olduğunu nereden anlarsınız? Ya mesela ne içersiniz diye soruldu. Üçü bir arada. Dersin. Ya da ikisi bir arada varsa, size zahmet olmazsa diye bir yoklarsın ortalığı, bir havayı koklarsın. Evet. Swinger evine gittiğinizde üçlü priz sorarsınız. Evet. Eğer ev sahibi üçlü priz şurada derse, ben de şurada bir telefonumu şarj edeyim dediğinizde ortaya tak diyorsa o ev eşini paylaşıyordur. Bence. Ya bilmiyorum. Ne güzel geleneklerimiz var yani. Çok. Ve yani yaşatılmıyor maalesef. Ondan sonra tabii içeri, bilmiyorum belki onların kılık kıyafeti de vardır. Yani gidiyorsun berbere işte şey diyorsun, hani görev var. Nasıl keseyim abi diyor. İşte godoş gibi böyle. Arkaları uzun bırak iyice. Kavat karı, gibi olsun. Karımı ikram ediyorum. Karımı paylaştım belli olsun her yerden. Olmaz ki. Ondan sonra bir de yani tam böyle hani artık operasyon başlıyor. İnsanlar böyle yavaş yavaş hadi tamam soyunmaya başlıyorlar. Çaylar konuluyor bir yere. Tam o sırada işte burada gizli mikrofonu var. Kartal havalandı, kartal havalandı diye böyle sinyal veriyor. Hop içeri polisler geliyor. Ya, o da çok kötü görüntü. Nasıl satayım yani. O akşam bir şeyler paylaşmaya toplanmış. Hani bir güzel bir şeyler yaşamak için toplanmış insanlar. Bir bakıyorsun götürüyorlar arkadan kelepçeli. Adamın kendi kelepçesi pembe tüylü böyle. Hiç çıkartmaya gerek duymamışlar. Yani nasıl olsun? Kalsın da bizimkiyle aynı zaten. Yani bir tek tüy var üstünde ikisi. Yakalanıyorlar. Ondan sonra o Türk işte polisinin fetişi var ya yakaladığı şeylerden TC yazıyor. Evet. O kırbaçtan tüylü kelepçeden TC yazılır mı yani? Keşke gerçekten öyle bir TC olsa da bu. Wishful thinking. Keşke evet yani. Evet. Bizim ya, istediğimiz ya bir de abi bu suç mu ya? Sevmek suç mu? Paylaşmak suç mu birader? Arkadaşlar yani. Nasıl gerçekten hukuka yani, kadar girdi? Dediğim gibi swingerlara göz açtırılmıyor. Influencerlarda ben şey diye düşündüm. Aynı emniyetteki gibi maliyenin içinde MASAK'ta müfettişler var. Evet. Bir şekilde influencerların içine sızacaklar. Influencer evet. deyince de benim aklıma ilk Kerimcan geliyor arkadaşlar. Yani bir tek. Başka bir şey gelmiyor. Hem çok seviyorum, takip ediyorum. Bir de onun da çok can dostu var bir tane. Samet Liçina diye biliyorsunuzdur. Kerimcan'la Samet farklı bir evrende. Ama şimdi renk uyuyor diye Samet Erman, ben Kerimcan diye düşünmeyin. Ben bu ilişkide Samet Liçina benim. Erman Kerimcan Durmaz. Çünkü Kerimcan Durmaz'la Erman'ın inanılmaz fazla ortak noktası var. Şöyle, ikisi de uçağa binmeyi seviyor diye. Gerçekten. Ayrıcalıklı hissettiriyor. Uçaktan başka bir şeye gitmek istemiyorlar hiçbir yere. Bir de gerçekten gündelik olağan her şey onlar için mucize gibi. Yani bebek beyni gibi beyinleri var. Çok bilindik şeyleri bilmiyorlar. Dediğim gibi Müge Anlı'nın müziğini bilmiyordu. Kerimcan Durmaz da öyle. Bazen vloglarını falan izliyorum. Böyle şey gibi hani bir ilkokulun önünden geçiyorlar cuma saat 4 gibi. İstiklal Marşı çalıyor. Kerimcan şey böyle. Aşko bu çalan ne? İstiklal Marşı Kerimcan falan. Olay bir sound. Bunun bestecisi kim falan. Osman Zeki Üngör galiba. Derhal bir feed patlatıyoruz falan gibi. Ve ya çocuk da korosunda kullanacağız diyor. Her gün yeni bir macera. Ve bu MASAK müfettişini düşünelim şimdi. Kerimcan'ın arkadaş grubuna sızacak. Kerimcan'ın ortamına sızacak. Bunun da bir şekilde önden bir eğitim tabii. alması gerekiyor. Tabii, yani eğitim... Oraya girecek. İlk önce fiziksel değişim gerekiyor. Sırf eğitimle olmaz evet. Bayağı tabii ciddi ki. Hazırlık lazım. İlk önce en az bir dudak dolgusuyla başlanır gibime geliyor. Sonra maseter, jawline falan böyle yaptırılır. Popo implant düşünülebilir. Ve orada seçilmiş o müfettişi düşünüyorum. Bu görev için. Şimdi bu adam evli. 9 yaşında da bir oğlu var diyelim. Karısı artık olmuş hamur gibi. Affedersiniz evde. Çocuğun kafasının arkası dümdüz. Tamam. Böyle ütü basılmış gibi çocuklar olur ya böyle. Çocukken benim gözüm çarpardı böyle. Bu nasıl kafa lan? Kundak bebeği dediğimiz böyle. Böyle oturuyorlar akşam evde. Zaten karısına bakıyor, çocuğuna bakıyor. Yani belki onun için böyle bir heyecan olmuş olabilir. Yepyeni bir hayat. Yani kot kafalı oğlumu da bırakıyorum, hamuru da bırakıyorum evde. Gidiyorum ya. Tabii. Kerimcan'ın dünyasına giriyorum diye. Ya sevinmiştir. Tabii başta görev bilinciyle bile olsa sonra da öyle olmuştur. Acaba ben hiç mali müşavirlik, muhasebe okurken hani
üniversitede ne oluyor onun bölümü? Maliye. Ha? Maliye. Maliye okurken hiç aklına gelmiş midir? Bir gün muhteşem bir göte sahip olacağım. Evet. Ve bunu vatanım için yapacağım diye. Evet. İnsanın aklına gelmez ya. Nerelere götürüyor hayat insanı? Tabii ki ya. Bu iş muhasebe, ön muhasebeyle başlar. Ön sevişme gibidir. Sonra da gidebildiğiniz kadar gidersiniz. Muhteşem. Ve şeyi düşündüm böyle. O da bir şekilde eğitim alıyor. Sonuçta oradaki dile de hakim olması gerekiyor ya. Bu arada onu en çok zorlayan o oldu. Ben sana soruyorum ya, bu evet. Ne demek oluyor falan diye. Orada hakikaten sorarsın yani. İşte ben mesela bir şeyi yap, şu an yapma diyeceğim. Ne diyeceğim mesela? Aşko don't. Yazıyor yani. Evet. Ne yapsın işte. Tamam, bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Evet. Abla sus biliyorsun. Gibi. İyi, beğendim diyorum mesela. Evet. Beğendim. Bunları alman gerekiyor. Evet. Bunları alıyor ve giriyor Kerimcan Kerimcan Durmaz'ın dünyasına. Ve takılmaya başlıyorlar. Bence Erman var ya, yani o Masak müfettişi orada belki hani onlara bir baskın yapmak için içeride, ama o altın kalpleri gördükten sonra her gün parti, brançlar, gezmeler, tozmalar, yurt dışına gitmeler, ne olur biliyor musun? Sadece o da değil ki yani, bir de orada çok güzel bir arkadaşlık var ya, insanlar birbirini tutuyor yani, dışarıdan ne gelirse gelsin onlara bakma falan. Aynen öyle. Oğlum yani ben 5. dakikada öterdim zaten. Ben TC'yim derdim yani. Ya o devletin demir yumruğu o altın kalplerle gerçekten evet. Altına dönüşür büyük bir ihtimalle. Tabii açılır hemen, evet. Bir şey olursun. Hemen ötersin yani, ya ben bir şey söyleyeceğim, TC'yim. Ya Kerimcan da büyük ihtimal orada şey der, biliyor musun? Falda çıkmıştı. Aşko. Aşko falda çıkmıştı, tarotta çıkmıştı. Birinin senin malında gözü var diye çıkmıştı. Meğer devletmiş. Çok büyük bir göz var senin üzerinde. Deniyordu ve bu devlet çıktı. Ve bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten Kerimcan Durmaz orada bile sinirlenmez. Sitretmez yani müfettişi. Tabii. Bir şekilde ya her olayı kazan kazanı çevirebiliyor ya bir şekilde. Yani herkesin işine yarayacak şekilde bir formül bulurdu. Büyük bir ihtimalle bence bu olayı anlatan bir şarkı yapardı. Şarkının adı da şu olurdu. Anlamam ben yasak masak. Oh. Giyiyorum arada pırada, anlamam ben yasak masak diye. Yani Kerimcan arkada Durmaz... Masak müfettişi evet. Oynuyor, yağlar döküyor. Aynen öyle, klibi var. Kerimcan Durmaz feat masak, zenciler, onlar, bunlar, Suriyeli, kim doldurursan doldur. Bir şekilde bir kamu spotuna çevirirdik bunu. Gençlere de hitap edecek. Evet. Ve anlamam ben yasak masak dönerken alttan da yazı geçer. İşte vergilendirilmiş kazanç kutsaldır. Herkes vergi vermek, vergi vermeyenlerin ben anasını avradını sikeyim. Yani ne? Evet. Gençleri yakalayacak şekilde bir kamu spotuna çevirirdi. Herkes kazanırdı. Devlet kazanırdı. Kerimcan Durmaz kazanırdı. Masak kazanırdı. Müfettişle birlikte yani. Muhteşem. Bir şekilde olurdu. Olurdu. Gibime geliyor. Yani o şeyi, yani o influencer dalgasının bir şekilde onunla da kalmadığını gördük. Yok, İlerledi de ilerledi. İlerledi. Zaten bunu konuşurken birazdan sonra şey geldi aklımıza. Şimdi tabii bu devletin elinde bir liste var. Büyük ihtimalle bir dosya var. Influencer yanlış da yazmış. Bir Excel dosyası. Influencer.xls duruyor bir tane bilgisayarda. Şimdi tamam, birincisi işte dediğin gibi, ondan sonra ikinci zaten o tutuklananlar, mutuklananlar, böyle gelirler çok büyük ya. Yani devlet şu an, ilk yarıda söyledik yani, maddi durumu iyi değil de devletin. Evet. Instagram'dan bakıyor yani, çok pahalı çanta. Bakın bunun vergisi hani geldi mi gelmedi mi kontrol ediyorsun, çünkü hani iyi olur o anda gelse. Hani o gün çıkar. Oğlum ama yani düşün, bir liste uzadıkça uzuyor, tamam mı? Yani işgüzarlık devlette bulunan bir şey. Şimdi birinci sayfa onlar, ikinci sayfa onlar, işte üçüncü sayfa yayıncılar, işte ne derler? Twitch bilmem ne falan. Böyle 35. sayfanın sonuna doğru acaba cult diye bir madde var mı? Cult parantez içinde Ozan Akyol, Erhan Çağlar, o da. Şey, bir tane de manyak bir tane masak müfettişi var. Böyle... Hani Spotify'da hiç bilinmeyen 20 dinlenen grupları bulup şey... indi şeylerle indi uğraşıyor. İndi. Acaba takmış biri var mıdır kalta? Abi kesin gidiyor böyle. Vardır diyeceğim. Vardır ya galiba büyük ihtimalle. Amirine gidiyor. Abi şu Ozan Akyol denilen pezevenge bakar mısınız? Para yok.
hesapta hareket yok. İşte yani o gün giydiklerine bakıyorsun, çok kötü giyinmiş. Diyorsun onun neyine bakıyorum ben bunun? Komutanım işte, ama amirim şu sabah yediğine bakar mısınız diyor. Bakıyor kahvaltıda köfte yemişsin. Ne var? Yani şüpheli. Benim, şampiyonların kahvaltısıdır, bilen bilir yani. Benim tek lüksüm artık köfte yemek oldu zaten yani. Hani. İşte bir pandemiden önce biraz para biriktirdim, ev alırım diyordum. Ev alamadım, araba alamadım. O para ayakkabıya kadar düştü yani. Yani o da bir şekilde hani ayağımızı yerden kessin diye alınacak bir şeye döndü. Ve köfte yiyorum abi, ne var yani? Ve bundan da gurur duyuyorum. Öğlen de köfte yiyorsun, akşam da köfte yiyorsun. Evet, bizim, ama ben sana kaç kere dedim, bizim başımızı yakacaksın abi, bak, diye. Ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Geçtiğimiz yaz bir sabah uyandım. Böyle bazı sabahlar anlamsız bir neşeyle uyanırsınız ya, yani iş yok, güç yok, para yok, borçlusun, ilişki yok, bir şey yok ama böyle bir öyle uyandım ya böyle. Ve benim çocuğum yok arkadaşlar, ben evli değilim, çocuğum yok. Benim çocuğum benim. Yani sabah uyandım mı oğluşum diyorum, uyandım baba diyorum mesela. Çok güzel oğlum. Uyandık o günde. Kalktım, donluyum ve çok neşeliyim yani. Sıcak hava zaten. Çok tehlikeli bir kombinasyondur. Evet, donlu neşeliyim ve kahvaltı donlu yapacağız. Oğluşum ne istiyormuş dedim. Kahvaltıda döner istiyorum baba dedi. Dedim vay orospu çocuğum. Anası yok falan yani, rahat söyleyebiliyorum. Vay be. Ne istiyor benim oğlum, İskender mi istiyor dedim. Yok baba, hem et hem tavuk. Ne? Yani Transkender gibi bir şey mi yiyeceğiz? Yok, dürüm istiyorum baba. Hem et döner dürüm, hem de tavuk döner dürüm istiyorum dedi. Kokteyl istiyor. Ağzının tadı, evet abi, kokteyl istiyor. Kalktım böyle evde dolanıyorum. Ya şu büyük bir nimet arkadaşlar, gerçekten. Yani inanamıyorum ya, şuna basıyorsun, bırt diye yemek geliyor ya gerçekten ayağına. Ve dediğin gibi bir kokteyl, verdim siparişimi Erman. Kokteyl kıyafetim ya, donluyum. Ben neşeliyim, evde tabii geziyorum böyle. Tabii çok tabii mutluyum. Gala. Gelecek bir şekilde. Bir de yani bu aslında bir, bilmiyorum biliyor musunuz ama biz apex predatörüz arkadaşlar, canlılar dünyasında. Tepe yırtıcıyız. Besin zincirinin en üstündeki varlıklar biziz. Evet, belki bunu da burada öğrenen evet vardır da belki neşesi biraz yerine gelir. Şu an dünyada, yani dünya üzerinde böyle bir düğmeye basıp evine et döner isteyebilen başka bir canlı yok yani, yırtıcı yok. Siz böyle belgesellerde bakıyorsunuz ya, aslana bakıyorsunuz, vay arkadaş falan böyle koşuyor. O aslanın bastığı her yer kaka ya. Evet abi. İğrenç kokuyor o aslanın ya ayakları yani. Ya ben şimdi 150 et istedim, evet, 150 tavuk istedim gram, tamam mı? Ya belgeselde bir aslanın 300 gram et için çektiği çileyi görüyor musunuz ya? Ayağı bok kokan hayvanları takip et. Ölecek gibi yorul, ha, yedin mi yemedin mi, sırttan mı geldi, o mu bu mu? Bizde ne yapıyor? Yemek sepeti, bırt geliyor yani. Hiçbir şekilde bir sıkıntı yok. Kimse de sormuyor, eti de tavuğu da kendin mi yiyeceksin diye. Bir yandan da şöyle bir şey var, tepe yırtıcılığımı şeyde çok daha iyi hissetmeye başladım ben pandemide. Sizde de oldu mu bilmiyorum. Pandemi döneminde o kadar çok sipariş verdim ki, artık ben bizim sokağa giren kuryenin motorunun arkadaki takırtısından döner mi taşıyor, waffle mı taşıyor anlıyorum. Yani bana mı geliyor, kime gidiyor, çok net iyi anlıyorum. Yani o kadar iyi, duyargalarım inanılmaz gelişti. Bir şekilde evde bekliyorum. Motor geldi. Sesi duydum Erman, takırt diye. Tamam dedim, geliyor tamam, bana geliyor ya. Tamam, kokteyl birazdan şenlenecek yani bir şekilde. Tabii ki her tepe yırtıcı gibi avımı ürkütmemeye çalışıyorum. Geldi kurye. Apartmanın önünde durdu. O daha zile basmadan otomata bastım, tamam mı? Bir yandan da görünmek istemiyorum şeye. Yani üzerime bir şey giymek istemiyorum. Böyle kalacağım, donlu kalacağım yani bir şekilde. Bu benim gala kostümüm yani. Et gala. Hani Met Gala'ya Met böyle şey yaparak gidiyor ya. Tabii. Bayağı böyle soyunarak gidiyor. Kokteyle giderken zaten giyinmezse soyunursun yani. O çok. Değil mi? O demişler ya işte, bu bir tane heykele demişler sahibine. Sen işte bunu siz mi yaptınız? Bunu siz yaptınız. O değil. Değil. Onu anlatma. Ne? İşte demişler, bunu ne güzel yapmışsın. 45 yıl artı 5 dakika. Değil oğlum. Değil. Sen işte bunu
okuluna mı gittin, ne güzel yaptın falan demiş. O da demiş ya işte ben fazlalıkları attım. Ha. Zaten içinde heykel çıktı. Şu şey ya. Michelangelo. Evet. Tamam. Tam anlatamadım. Ha diye Michelangelo'yu hatırlayan. Sanat tarihi ve ha diye. Neyse geldi. Geldi Erman. Tamam mı? Merdivenlerden çıktı. O zamanlar pilates yapıyordum. Daha esnektim. Şöyle kolumu uzattım görünmeyeyim diye. Teşekkürler abi deyip aldım içeri geçtim. Yani hem tepe yırtıcıyım, kaplanım, aslanım. Hem de bir sincap heyecanındayım böyle. Yani aynı anda. Aldım dürümleri. Salona geldim. Masaya koydum. Böyle evde yalnızken bazen böyle yemek geldiğinde garip bir ilkel kabile öforisi gelir. Bir böyle dans başlar böyle. Doğru. Şarkılar başlar böyle yemeğe karşı. Etin etrafında. Böyle geldi koydum. Baba baba bey baba bey baba. Şimdi sikeceğim sizi baba. Bekleyin burada falan deyip böyle. Ne? Yağlı yağlı. Gidiyorum mutfağa, hardal alıyorum, bıçak alıyorum. Siz burada mıydınız ya? Baba baba bey baba bey baba. Şimdi sikeceğim. Böyle coştum da coştum. Etrafında dönüyorum yemedim falan filan böyle. Tam o anda tık 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 diye kapı çaldı Erman. Komşumu duydu, çok mu bağırdım, ne yaptım bilmiyorum. Delikten baktım, kurye. Duymuş, her şey duymuş. Baba baba bey babayı duymuş, şimdi sikeceğim seneyi duymuş. Kim bilir ne sandı, evde yatalak bir dede mi var, onu dürüm dönerle mi sikiyorum, ne yapıyorum? Oğlum... Daha kötüsü acaba şey düşünmüş olabilir mi? Evde yatalak bir dede var. Ona tavuk döner söylemiş, kendine de et döner söylemiş. Şerefsizine bak diye. O bir şey diyemez Erman. Nasıl olsa yerinden de kalkamıyor. Biraz Erman, uzağa koyarım. Utançtan yerin dibine girdim. Terlemedim, yağlandım böyle pehlivan gibi. Öyle bir ter döktüm ki 2 kilo kaldım. Don ayağımdan düşüyordu, kapıyı açtım. Buyur abi dedim. O ses mes gitti, yalnız ödemeyi alamadım dedi. Nasıl ya, ben online ödemiştim. Yok kapıda ödeme falan. Sonra düşündüm. Ya Esra, kız arkadaşım bir önceki siparişte kapıda ödeme seçmiş. Niye, kadın erkek eşit ya. Yani hani... Tövbe yarabbim ya. Ben de ödeyeceğim falan diye. Ya sen niye karışıyorsun ya? Ben online veriyorum işte. Ne bak, yaptın? Evet. Değdi mi yani şimdi? Bak senin yüzünden donum düştü. Donsuz duruyorum diye de anlatamazsın. Adamın önünde kaldım. Ne kadar dedim? 250, 300 çekebilir misiniz falan. Sanki o 50 lirayla gururumu, onurumu kurtaracağım. Rezil oldum, rezil. Ya arkadaşlar siz olun. Evde kimse yoksa bile bu kadar coşmayın. Gerçekten bak. Çünkü neden biliyor musunuz? En kötü evde cinler var. Vallahi bak, gerçekten. Ben ATV'yi falan izliyor musunuz bilmiyorum. Banyoya bile donlu monlu girin, götünüze başınıza bakıyorlarmış. Herkesin bir cini varmış, ben öyle öğrendim. Oo, benim hayatımda duyduğum en tıraş bağlamalardan biriydi. Yo, hani, Allah'ın öyle yani. İşte o şey var ya, meleklerin payı. İşte o cinler girsin diye yani işte. Rahat bakabilsinler diye. Çok gaza geliyoruz hani, tepe yırtıcıyız, evet. Buradan bastık, et geldi, bir üstüne tatlı geldi, evet. Bilmem ne geldi, ayağıma kadar geldi diye. Olay biraz dönmeye başladı da, mesela siz bu sabah kalktığınızda cep telefonunuzda azar işittiniz mi? Ya da akşam yatarken işitiyor musunuz? Bizim çok oluyor. Hedefe varamadın diye özellikle. Evet. İşte uğraşıyorsun, didiniyorsun, akşam eve gidiyorsun. Başaramadınız. Başaramadınız. Bir de benimki bozuldu, bozulmadı da benim biraz... Az para verdim ben cep telefonuna. Ucuz aldım, onu anladı galiba. Şimdi bir bozukluğu var, bu hala başarabilirsiniz diye adımla ya da sağlıkla ilgili günün sonunda diyor ya sana. Hani artık, evet. Artık bitti diyorsun, hanım yatsın da 31 artık bu saatten evet. Sonra hala başaramış. Olmaz yani. Ama şey diyor yani, hala, benimki sabah kalktım, sabah şimdi 8'de kalkıyoruz çocukla birlikte, çocuğu servise götüreceğiz. Kalkıyorum, elimi alıyorum, şey diyor, hala başarabilirsin diyor. Oğlum 40 yaşında çocuklu adama yani sabahın 8'inde hala başarabilirsin denmez. Yani ne başarabilirsin? Lafını başarabilir... sokuyor, ha? Nedir hani şey... Ne yapayım, tekele çıkıyorum diye kaçayım mı evden ya? Neyi başaracağız ki seninle? Ya güya... Daha kötü olurum yani, berbat da olur ortam. Yani o tepe yırtıcılık bir işi biraz döndü. Bir de biz şimdi bu insandan kalan gösterisini ilk yazarken insandan kalan adını
Hani böyle biz işte zaman gelecek, öleceğiz, toprak olacağız. Bizden ne kalacak diye düşünüyorduk değil mi? Evet. Ama aslında bir yandan da teknolojiyle de birlikte şey var. Bu gidişata nasıl gideceğimizi onunla birlikte de düşündük. Çünkü Erman'ın dediği gibi bir yandan bu ya biz Apex Predator'uz diyoruz. Bir yandan da bundan azar işitiyoruz. Ben çok uzun süre akıllı telefona geçmemiştim. Yani benim eski Nokia'm vardı. Bilenler bilir işte Kara Şimşek dediğimiz o 6110'lu galiba ondan vardı. Ve bunu aldım. Erman da oğlum al artık bak al dünyayı kaçırıyorsun bilmem falan. Neler var? Neler var diye. Ben bunu aldım. İlk açtığımda böyle bir şeyler kuruyorsunuz. Sağlık uygulaması çıktı. Günde kaç kalori yakmak istiyorsunuz diye sordum. Ne bileyim yani. Hani böyle sokak röportajlarında bir anda soruyorlar ya amcalara. Kıbrıs'ın ilk cumhurbaşkanı kimdir diyor. Erdoğan diyor mesela. Ya yeter ki bir cevabımız olsun yani hani. Bir yerden. Ben de akıllı telefon soruyor. Akıllı gözükeyim, gerizekalı olmayayım diye 350 yazdım kaloriye. 350 kalori nedir? Ne kadar yer kaplar? Ne yersem olur? Ne kadar hareket edersem gider? Hiç bilmiyorum. Yazdım. Ve onu yazmaz olaydım. Onu yazdığımdan beri sürekli hedefe varamadınız. Hedefe varamadım. Medine'ye mi varamadım? Neymiş? Bu hedef neymiş diyorsun yani. Bir gün böyle moralim çok bozuktu. Eskişehir'e gittim. Annem evde. Biraz da böyle çakır keyiftim böyle. Depresiftim. Eve geldim abi hala şey diyor. Hedefe varamadınız. Şöyle oturdum. Annem de orada. Dedim ki al şunu biraz gezdir ya dedim böyle. Hedefe varamamışım. Dolapta iki bira var mı falan. Var var. Hadi siz biraz çıkın gezin ben biraz şey yapacağım. Nedir bu ya falan diye böyle. Annemin eline verdim telefonu gezdirmeye götürdüm Erman'ı. Sen ananı tanımadığın bir adam dışarı mı yolladın? Tanımadığım bir adam değil. Çünkü mesela bu telefon sürekli bana şey diyor işte. Sesi kıs, ses kısılmalı. İşte gece horladın. İşte geç yattın, uyku saati az, bilmem ne, hareket... Bu babam amına koyayım. Ben evden bunun için zaten çıkıp gittim, okudum, iş edindim yani. Aslında ben annemin eline babamı veririm, hadi çok git gezin dedim yani. Çok oğlum, da yabancı değil. Rüya gibi bir gelecek ya, ne güzel annemin eline babamı. Abi gitti annem, biramı içtim evde, oh dedim. Sen kimsin ya diye. Sonra annem geldi bir 45 dakika sonra şöyle yaptı. Hedefe vardık dedi. Ya canım anam ya, hedef senin yüreğin ya, senin oğlun bu gerizekalıyla uğraşıyor yani böyle. Az iş varmış gibi, ya benim tek ne derler, hani böyle bir içime su serpen olay, yani biz gençken en azından bu işte flört mülört işleriyle uğraşırken, hani böyle birileriyle çıkarken yoktu böyle bir teknoloji de, en azından bir de onun ağırlığı bilmedi. Şimdi bilmiyorum insanlar nasıl başa çıkıyor, çünkü ben düşünüyorum mesela, hani o dönem mesela ilişkileri gitmiyor yani hiçbir ilişki böyle 40 günü geçmemiş. Bir tane mesela ilişki olacak gibi nedense 40 güne tamamlamaya çalışıyordum ilişkileri hani böyle yuvarlak rakam hani 40'ı çıksın 40'ı en çıksın. Azından. Hani böyle belki oradan bir şey olur falan diye. Siz hiç böyle bir ilişkiniz bitmesin diye böyle ilçe değiştirdiğiniz oldu mu? İlya'da ilçe değiştirdiniz. Ben böyle yani artık 29. gündü. Böyle birkaç gün ortada bulunmazsam 40 güne ulaşacak gibi duruyordu. Baba eskiye gittim babaannemin yanına. Şeyden mesajlardan ama böyle anlıyorsun ya bir yandan da bir ilişki biterken mesajlardan hani konuşmadan falan aşağıdan yukarıdan yolun sonu gözüküyor. Evet. Hep de onun böyle korkusuyla bekliyorsun. Yani bir yere çağırınca hep böyle orası neresiydi biz daha önce gitmiş miydik diye. Mesela bir gün en sonunda geliyor o mesaj. İşte Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde seni bekliyorum diye. Hiç daha önce gitmediğiniz bir yer. Seni bilmediğin yere çağırıyor. Bıçaklayacak ama. Yani büyük ihtimalle. Hani çok hani böyle şey olmasın diye. Anısız bir yer, temiz bir yer gibi. Ondan sonra gidiyorsun. Düşünsene o dönem mesela cebinde bu var. Böyle gidiyorsun kafanda bin tane düşünce. Ya benim ilişkilerim niye böyle, niye yürümüyor? Ben neyi yanlış yapıyorum? Hani bak insanlar ne kadar mutlu falan. Götünde telefon var, adım sayı. 12, 13, 14, 15. Sadece oraya odaklanmış bir manyak var ya cebinde. Gidiyorsun, oturuyorsun, o tostu söylemiş, sana da tost söylemiş, işler uzamasın diye. O tostu, hani yine orada da yanlış sıralamayla, kadın dinlerken böyle hani orada böyle üzülünce yiyemeyen adam da olamıyorsun. Bir anda tost yemeye başlamış oluyorsun. İtirazın da ağzında kalıyor. Ondan sonra neyse ben kusura bakma daha fazla duramayacağım diyor. Kalkıyor gidiyor, hesabı da ödemiş. Tertemiz yani orada.
bıraktı. Ondan sonra eve dönüyorsun. Orada diyorsun ki ben burada ağlamaya başlamayayım. Eve gideyim. Kanepeye yatarım. Kanepede ağlarım. Doğru. Muhteşem plan. Hızlı hızlı eve yürüyorsun. Cep telefonunun cebinde hala adım sayıyor. O 300, 400, 500 diye. Tempolu atıyor. Ve de tempolu gidiyor diye. Oh diye eve gidiyorsun. Atıyorsun kendine. Ağlıyorsun. O sırada böyle cep telefonu titriyor. Hah diyorsun. Neyse kızdan mesaj geldi. Dediklerim aklına yattı bak. Çıkartıyorsun şeyde hala başarabilirsin diyor. Birader tost yedik gitti kız yani daha ne başaracağız? Bir de hani bu işlerde böyle 300 adım 500 adım değil ki o karşılıklı atılan adımlar sayılmaz mı ilişkide? Kesinlikle. 150 kesinlikle. Sen atacaksın 150 ben atacağım ortada buluşacağız. Bir yerde buluşacağız abi sen niye sayıyorsun ki? Ya çok kötü ya yani geçmez kesinlikle. Olaydım gerçekten akıllı telefona çünkü sabah uyanıyorum. 50 notification var ya. İlk daş, bedaş, aye daş, arka... Yani para isteyebilecek herkes böyle ayakkabısını boğazına koymuş. Kalk, para yolla diyor yani bir şekilde. Ben böyle uyanmıyordum ki Nokia'mla ya. Kara şimşeğimle ben öyle uyanmıyordum. Nasıl uyanıyordum biliyor musunuz? Bir gösterebilirim. Ben sabah uyandığımda telefonu ilk bir açıyordum. Ve şöyle. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kaldırıyordu yataktan. Ayak basmıyordu. El uzatıyordu yani ilk önce. Kalkıyorduk ve Nokia bana şöyle diyordu. Saat kaç? Kapandığı için saati tekrardan kurmanız gerekiyordu. Unutuyor. Sonra Nokia'm bana şunu soruyordu. Tarih kaç? O da içmiş benimle. 6 bira üzerine 2 tekila shot yapmış. Ağzı yüzü zift gibi bellek gitmiş. O da benimle takılmış. Ya Yaren ya dost işte anasını satayım. Ben bir kere Nokia'ma tarih olarak 20 Mayıs 1960'ı girdim arkadaşlar. Bütün gün öyle gezdik hiçbir şey demedi ya bana. Yok sesi kız, su iç, bilmiyorum. Hiç gezdik ya öyle ne yapıyorsun? Bir ara böyle bir akşama doğru şey dedi. Ya o Menderes ne oldu ya? Bu kadar yani biz etle tırnak gibiydik Erman ya. Biz böyleydik ya. Böyleydik. Teknolojiyle. Ya size nasıl anlatayım? Ben yani o ilişkiyi anlatmak çok zor. Ben ilk bilgisayarımı sünnet altınlarımla aldım. Circumcision gold. Nazi altınları gibi anlatayım. Ya yabancıya anlatılması nasıl imkansız anlattın? Bir kavram. Sosyolojik terim değil, bir şey değil. O dönem penisin alım gücü inanılmaz yüksekti. Yani bir tane sünnet oldu. Bana bilgisayar alındı. Bitti dediler, bitmemiş. Anneme ankastra yapmışlar. Bütün full mutfağa. Yengemlerin mutfağın böyle döşemesini yapmışlar. Seni böyle... kastre etmişler, evi ankastra etmişler. Oğlum eve nereye bakarsan bak benim penisim var. Yani böyle işte şey var. Hani fırın çalışıyor, böyle tutuyor, böyle camlar buğulanmış. Sıcacık bir ev oldu, tamam mı? Ve şimdi şöyle bir şey oluyor. Senin vücudundan bir parça kesiyorlar. Sonra da getirip bir bilgisayar koyuyorlar önüne. Şu o bağlantı kafanda şöyle ya diyorsun senle ben artık böyleyiz yani. Sen benim canımdan cansın diyorsun. Sen benim canımın içi sikimin ucusun yazdım ben. Ama Latince yazdım. Latince yazdım. Ki yani eş millet an. Şey o dönem yapmasın. Bilgisayarların yanında şey de veriyor. Bilgisayarın böyle örtüsünü de veriyorlardı. Böyle işte devamlı örtüyorsun. Zaten oraları anlamamız gerekiyor. 90'ların sonu gibi ilk elektronik aletler bir tesettüre girmeye başladı. garip yani kefenimizi giydik de geldik gibi. Bir onun işte sen benim namusumsun diye başını örtüyorsun. Monitörü evet. Kapatıyorsun işte şeyi. Ondan sonra öyle başlayan öyle gidiyor hakikaten. Ondan sonra o bilgisayar gitti, yenisi geldi. Anlatıyorsun bak onunla böyleydik, seninle evet. De böyle olacak. Bir de kafası çok az çalışıyor değil bilgisayarların. Evet. Açıyorsun köpek yavrusu gibi bakıyor. Benim böyle kaydettiğim bir sürü hata vardı. Hata var diyor. Ciddi bir hata oluştu diyor. Altında da hatayı çözün yazıyor tamam mı? Altında da tamam diye düğme var. Ya bu benim 5 yaşındaki oğlum işte yani. Tamamdan tamam. Başka bir çağrı yok ki. Tamam diyorsun. Tamam yani tabii ki çözeriz. Tabii ki. Ondan sonra o gitti o geldi böyle işte laptopa döndü. Ondan sonra laptop aldı masayı sonra ufaldı laptop yavaş yavaş geldi. Buraya oturdu tamam mı? Diyorsun ki yerini özledi yani öyle. Orada sıcacık pır 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 devamlı işte böyle soruyor işte ne söyleyelim? Et döner söyleyelim falan diye. Ondan sonra şeye kadar çok iyiydi ya yani bu akıllı telefonlara kadar çok iyiydi. Akıllı telefonlarla hakikaten o güzel ilişki bozuldu. Daha da manyakçası şimdi de yapay zekayla zaten evet abi. Bir ayrılık noktasına geldik yani. Yani neler neler ChatGPT falan yani evet. Girmişsinizdir o işlere. Ya ChatGPT biraz böyle şey gibi değil mi? Yani böyle bir şey soruyorsun. Tabii ki, neden olmasın?
ben sizin gibi olamam ki falan. Böyle şey gibi, tam böyle milli görüş gömleğini atan kripto FETÖ'cü, o cenahtan gelen biri gibi böyle. Tabii ki muhterem, yaparız. Şey çok vermiştim o, insan olmak ister misin? İnsan olmak çok isterim ama olamam ki. Tam benim işte Hızır Bey'deki hocalar yani. Yarası mı olacaksın, orası mı olacaksın zaten? İnsan olacaksın, en gelişmiş biziz. Oğlum çok kötü. Çok kötü gidiyor yani ve işte dediğim gibi biz bu gösterinin adını koyarken hep kendi ölümümüzü düşünüyorduk. İnsandan kalan ne olacak hani? Evet. Biz yani bir de böyle o zamanlar yeni yeni gömme biçimleri çıkmıştı. Onun şakasını yaparız falan diyorduk. Bir de kendimizi düşünüyoruz. Benden kalan ne olacak? Şimdi 30 tane USB kablosu, 2 tane de kullanma kılavuzu, işte eşim bakacak, hay sikiyim seni. O kutu mesela... herkeste var ya, özellikle erkeklerde. Çok skart girişleri, eski mouse'lar. Atamamış. O yaşanamamış cinsellikler tabii deniyor ona. İşte bunu bir o şeye, tabii bunu bir şeye doldur, ne çarşaf kılıfına doldur, tekrar evet, beni yaparsın bunlardan. Tabii diye ki. Ama sonra bunu oynamaya başladığımızda artık belli oldu ki yapay zeka insanlığın sonunu getirecek yani, öyle gözüküyor. Zaten herkesin korkusu o. Ondan sonra insandan kalan genel böyle şahıs olarak değil, bütün insanlıktan ne tabii kalacak diye bakmaya tabii başladık. Çünkü orada da aşağıdan ya yukarıdan gözüküyor yani. Hep şey tasavvur ediyorduk ya, Terminator filmleri gibi böyle kotur kutur bir gelecek. Dayak var, aşağılama var. Dövecekler, ölülerimize bile saygı. Bayağı hiç zikirmatik falan çıktı. Teknolojilerle de ChatGPT falan oluyor. Demek ki böyle gidecek diyorsun bu iş yani. İnsanlığın şey sonu şey yavşaklıkla, şakşakçılıkla gelecekmiş. Kesinlikle. Onu öğrendik. Çünkü... Yağcı çünkü bu ChatGPT. Ya yağcı ya. Ama yancı çok... hatta. Yancı, evet, çok büyük bir yancılık var. Evet, tehlikeli olan kısmı da şu, iş beceriyor. Bayağı. Şimdi insanlığın sonu nasıl gelir size söyleyeyim mi? Öyle savaşla, kavgayla değil. Mesela insanlığı iş yapan güzel bir cep telefonu dükkanı olarak düşünün. İkinci el cep telefonu alıp satıyorsunuz. Bir gün ChatGPT bir yancı olarak geliyor. Ben de çok hoşlanıyorum, teknoloji çok ilgimi çekiyor falan diyor. Dükkana giriyor. Dükkana giriyor ve dükkanda durmaya başlıyor, tamam mı? Şimdi işte anlatıyor, öyle işte Nokia böyleydi, şu şöyleydi, şunun fiyatı böyle bilmem ne diyorsun. Geldi dadandı ama öyle her dükkanın vardır bir tane öyle. Nazar tabii boncuğu gibi durur, tamam diyorsun. Ama soruyorsun, cevap da veriyor, hoş sohbeti de var. Ondan sonra insanlığın sonunun geldiği noktayı söyleyeyim size. Bir gün diyorsun ki, ya birader ben 5 dakika kakaya gideceğim şurada pasaja. Tabii. Dükkanın başında durur musun? ChatGPT, işte yapay zekayı bıraktın dükkanı. Geri döndün, sadece dükkanı kaptırmamakla kalmamış, satış yapmış, üstüne rafları da dizmiş. İnsanlık birinin işini kendisinden başkasının yaptığını gördüğü anda biter abi. Tabii ki. Yani o çünkü, bak ya o... Şey kaka iki gün sonra şey der, mübarek ben cumaya gideceğim, durur musun dükkanın başında? Dururum tabii ki, çünkü hoşuma da gider. Keşke falan. Keşke ben de cumaya gitsem. Ya tamam, kardeşim bırak hadi ya. Tamam hadi, şişirme. Evet. Tamam onu koyayım. Ondan sonra dönmüşsün, işte stokları yenilemiş, vergileri ödemiş. Bunları da elimden geldiğince yaptım falan diyor. Üçüncü hafta, dördüncü hafta bilemedim, beşinci hafta dersin ki, birader ben şöyle bir karar aldım, ben artık evde sadece karımla Netflix dizisi izleyeceğim. Evet. Sen dükkanın başında durursun değil mi? Tabii dururum, severek dururum. Ondan sonra eve gidiyorsun, karınla işte Netflix dizisi, onları da o yazmış. Netflix dizilerini de o yazmış. Yapay ve o kadar manyakça bir dizi ki anlamıyorsun da. Evet. Mesela Özcan Deniz'de Özcan, bir dizi, evet, dizi yazmış, bir ağa bağlan. Evet, böyle bir bilim kurgu dizisi. Ağa dizisi ama değişik bilim bir... kurgulu ağa, evet, dizisi. Bilim kurgulu ağa dizisi. Özcan Deniz'in karısını Nurgül Yeşilçay oynuyor. Ama Nurgül Yeşilçay'ı da Haluk Bilginer oynuyor. Netflix speklerine uygun bir dizi. Manyak çevirisi. Onu anlamaya çalışırken çoğalmayı da unutursun. Bitti gitti koskoca insanlık. Dükkanı kaptırdın, kaptırdın ya. Kaptırdın gitti yani. İnsanlığın sonu bekler miydin böyle geleceğini? Vallahi beklemezdim ama bir şekilde gelmesini istiyorum. Hoş nereden oldu gelecekse de şeydir, makbuldür, kabulümdür. Çünkü ben de senin dediğin gibi insandan kalan, evet, başlığının altına hep insanlıktan kalan gibi düşünmüştüm. Evet. Yani medeniyetten geriye ne kalacak? Biz yaşıyoruz, geldik, gidiyoruz bir şekilde. Ya yarın bir gün insanlık yok olduğunda insandan geriye ne kalacak ve onun insan olduğunu anlayabileceğimiz bir şeyler kalması gerekiyor. Bence medeniyet bittiğinde insandan kalan şu olacak. Biz biraz araştırdık. ...26 Haziran 2012 tarihinde... saat 22.48'de atılmış bir tweet.
Bence bu medeniyet tarihimizin en önemli yazılı eserlerinden biri insanlık olarak. Yani biz avcı toplayıcı gruplar halinde yaşıyorduk. Sonra tarım devrimi gerçekleşti, akültüre olduk. Şehirler inşa ettik, devletler inşa ettik, birlikte yaşadık. Yazıyı bulduk. Yazıyla birlikte yazılı eserler üretmeye başladık. Destanlar yazdık. İşte Homeros'tan tutun, işte Shakespeare'e kadar aşkı anlattık. Yani aslında insanlığın temel mesajlarından biri olan şu mesajı kültür yoluyla ambalajladık. Soneler, onlar, tiyatrolar, bunlar, Balzac, Voltaire, Chekhov, Nietzsche. Ya Tuna Kiremitçi şunu diyebilmek için 10 tane kitap yazdı amına koyayım ya. Şunu, şu mesajı verebilmek için yani. Ve böyle şeyi düşündüm ya, gerçekten arayın sizi sikiyim. Klasisizme, modernizme, postmodernizme atılmış böyle şırrak diye bir tokat yani. Aslında rücu etme durumu var yani burada tekrardan ve yani medeniyet çizgisinde biz artık neredeyiz diye düşünmeye başladım. Yani Serkan Engin var burada. Şurası da Tuna. Tuna Kiremitçi. Ben neredeyim mesela? Ben kendimi düşündüm. Ben büyük bir ihtimalle ortanın Serkan'ıyım diye düşündüm. Yani ben telefon numaramı veririm ama arayın sizi sikebilirim. İsteğim o yönde olur. Benim büyük bir ihtimalle böyle olur gibime geliyor Erman yani. Bu o kadar şişirmez mi medeniyete atılan tokat falan diye de? Coştum ya biraz. Son oyun bir de. Ama bana şöyle geliyor yani, mesela bir gün insanlık tamam yok oldu, tamam mı? Yapay zeka kaldı bütün dünya. Yapay zeka neden bilinmez üniversite açıyor, tamam mı, her şehre? Evet. Anlamsız bir şekilde sosyal bilimler bölümleri de var. Karaman-Baylok Üniversitesi. Karaman-Baylok Üniversitesi. Sosyal bilimler de açmışlar. İçinde de mesela antropoloji, bizim şey gibi işte ne derler, insan üniversitelerindeki antropoloji. Dijital antropoloji. Dijital antropoloji diye bir bölüm açmışlar, kadro dolsun diye. Yapay zekanın da kadroya ihtiyacı olması inanılmaz. Bekliyorum. Kesin. Ondan sonra orada ama şunu araştırıyorlar. Şimdi biraz yapay zekanın ürettiği eserlerle insanın ürettiği eserler karışmaya başladı ya, ortada bir gri alan var. Mesela şiir yaz diyorsun, güzel yazıyor hakikaten. İleride gelecekte bulmaya çalışacaklar. Ya bu hani böyle bir gri alan var. Hangisi insandı? İnsanlık sona ermeden önce hangi eserler insana aitti? Hangileri yapay zekaya aitti falan filan, onu bulmaya çalışıyorlar. Sonra bir şekilde ararlarken senin bilgisayarından şu çıkıyor, tamam mı? Der ki ya bu insan. Ecce homo. Evet, bu insan işte ya. İşte insan bu, yani. Bunu alın, o duvarda am yazısı bulmuştuk ya. Evet. Onun yanına koyun, bu insan, bunu klasör. Bu o kadar belli çok ya. Çok güzel olur ya. Bir şekilde. Ya dediğimiz gibi ya, bir yerden bu işin sonu gelecek. Evet. Ben biraz daha toplumsal ya da yani medeniyet şeyinden, penceresinden bakarak insandan kalanı size anlatmaya çalıştım. Hı-hı. Erman'ın daha bireysel bir şey var insandan kalanla ilgili. İşte bu yani öldükten sonra ne olacak, nasıl olacak falan diye konuşurken işte o dönemde de bir böyle fırtınası vardı, havalılık fırtınası vardı. Evet. İşte böyle artık insanlara sadece gömülmek de etmiyor. İnsanlar ölüye de hava atmak istiyorlar birbirlerine yani. Ya inanılmaz Erman'cığım ya. Diyorsun işte, bir kadın çıkıyor diyor ki beni gömmeyin diyor, tamam ben öldükten sonra. Ne yapalım abla diyorsun, beni yakın diyor. Neden? İşte ben çok kitap okudum abi. Gömülemem. O ya da işte... Ben bu hava atma işini gerçekten anlamıyorum. Bana kalırsa dünyada şu an 8 milyar insan falan var değil mi? 8 milyarın 4 milyarı havalı. Geri kalan 4 milyarı da şöyle bak. Amca bak, bunun da havası bize aman akabiliyor. Evet. Dünyada böyle yani maalesef ikiye böleceksin, iki tip insan var. Dikotomi yapacaksak böyle çok leş bir şekilde. Havalılar var, bir de bunun da havası bize aman akabiliyor. Yani ben kendimde de yakılıyorum. Yani akıllı saati olan birini görüyorum, şey diyorum. Orospu çocuğuna bak. Oysa tanıyor musun? Ya adam parası var, almış ama bana hava atıyor gibi geliyor yani. Evet. Bilmiyorum. Çıkmamız lazım galiba. Oğlum bu yani kafadan. İyi niyetle de yapılı da olabilir de. Mesela bir sistem yapmışlar. Pod, tamam mı? İçine, sen öldüğünde onu podun içine koyuyorlar. O biyo çözünür bir malzeme tabii ki. Çünkü vay. Önemli. Ondan sonra onu bir de ağaca bağlıyorlar. Seni gömüyorlar, sen ağaç oluyorsun. Tamam mı? Ne oluyor sonra? Yani ne oldu? Ağaç alıyorsun, aşağıya bakıyorsun, şey oluyor, amcıklara bak diyorsun.
gerizekalılara bak, hiç bilmiyorlar böyle şeyleri diyorsun. Bu nasıl? Cem Karaca yapmıştı bunu zamanında bir şekilde. Neyse ya, biz de düşünüyorduk ya, biz nasıl, biz de bir şey olsun istedik yani hayatımızda, yani bir ufak şımarıklık olsun. Ben de dedim ki ya, ben bu gösterinin sonunda vasiyetimi açıklayacağım. Belki o yüzden yapmak zorunda kalırsınız. Çünkü böyle şeylerde... Allah korusun ya. Ne biçim konuşuyorsun? Yani bu işlerde şahitlik çok önemlidir. O yüzden yani bunu paylaşmak çok... Bu kadar insanla paylaşırsam belki olur yani. Şimdi benim sizden istediğim ufak şımarıklık vasiyetimle ilgili. Bana bir değil iki tane mezar kazmanızı isteyeceğim. Niye? Şimdi şöyle, bir tanesinde pane harcı olacak. O Kellogg's Mellogg's yapıyorlar ya. Bir tanesinde de kızartmaya olacak. O zaman bir mezar daha kazılması lazım. Niye? Kağıt havlu. Oğlum işte bu işlerin karşılıklı konuşulması ne kadar önemli değil mi? Ne kadar kötü olurdu. Ben hep yanındayım. Oğlum çok sağ ol. Üç tane mezar kazılacak. Bir tane panerci, bir tane kızartma ya, bir tane de kağıt havlu mezarı. Ondan sonra sizden ricam o böyle paner harca, ama paner harcına bu işte paner harcını hazırlarken güzel marka mısır şey koyun. Mısır cipsi, mısır ne gevreği oldu? Mi? Mısır gevreği oluyor ya onlarda. Ne diyorsun ya? Böyle bim bim koymayın. Asla asla. Böyle son bir kez. Kellogg's'tan aşağı getirmem ben oraya. Kalite olsun. Tamam. Ya, tamam mı? Ondan sonra böyle benim ilk böyle mezara yatırıyorsunuz o pane harcına. İğne deliği kadar yer kalmayacak bir şekilde böyle. Batır çıkar, batır çıkar. İyice böyle artık üstünden akacak. İslami usullere uygun. Tabii. Bir şekilde. Ondan sonra aldın çıkardın oradan. Hop kızartma yağını attın, tamam mı? O ne kadar duracak biliyor musun? Selamünaleyküm, aleykümselam. Hop çıkardın. Ondan sonra onu zaten hoca bilir yani. Hocalar evet. Bilir o şeyi zamanlamayı. Ama şimdi ben sana bir püf noktası vereceğim. Tüyo vereceğim. Tekrar bandırıyorsun pane harcına. İkinci, iyice böyle tekrar yediriyorsun. Un, pane harcı. Ondan sonra tekrar kızartmaya. Selamünaleyküm, aleykümselam. Hop aldın nereye? İşte kağıt aldı ya. Ya sizden bir ricam, gerçekten yağ çekmemem olacak. Çünkü şimdi yani Allah gecinden versin de belki annem de orada olacak. Benim annemin en çok çıldırdığı şey bir şeyin yağ çekmesi. Kadın yani en acılı gününde de durup durup benim oğlum yağ çekti diye çıldırmasın. Çünkü takılır kafasına. Ya orada beni işte o beyaz şey havlulara sardı. Zaten o da kefen gibi de oldu. İşte sembolik bir şey oldu. Ya ben hayatta en sevdiğim şey olmak istiyorum öldüğümde de. Bira tabağı almak istiyorum. Çok yanlış bir şey değil herhalde. Abi Allah gecinden versin. Teşekkür ederim. Beğendiyseniz ne güzel. Ben elimden geleni yapacağım. Ama evet. Ben bira tabağı almak istiyorum. Mesela orada hani koktu etti. Evet. Çocuk var. Tamam mı? Orada beni yemezsiniz diye tahmin ediyorum. O çok saçma olur. Yok. Ama şöyle de bir şey var. Ben mesela birine kızarmış tavuk geldiğinde, fried chicken geldiğinde tavuklarından yemiyorum ama o kabuğundan kopartıp yiyorum. O kabuğundan kopartıp da yiyebilirsiniz. Bu konuda... Ya ete mesela, gelmeyecek şekilde. Yok zaten yani o çektiğini kopar. Dağıt şey gibi, börek gibi dağıt insanlara, onu yiyin. Sonra işte hop attın, gömdün. Ondan sonra herhalde mezar taşında afiyet olsun gibi bir şey yazar. Ondan sonra o bülbüller gelsin su içsin diye iki tane bir şey var ya. Evet. O bir tanesine acılı hardal, bir tanesine sarımsaklı mayonez. Böyle. Allah gecinden versin diyelim yani. Çok sağ olun geldiğiniz için. Afiyet bunları olsun. Bizimle paylaştığımız için. Çok sağ olun. Muhteşem biriniz. Muhteşem biriniz. Şimdi Ozan Akyol hepinizin tek tek fotoğrafını çekecek. Bugünün hatırası olarak. Cimer'i şikayet eden etsin. Bir alkış alabilir miyim ya?